Siz hayata bir kere göz açarken ben üçüncüyü açtım. Nasıl yani? Ay, burnumda bir eğrilik vardı benim. Daha sonra üzerine çok ağır bir darbe aldım. Aldıktan sonra o beni... Ameliyat olmayı kabul etmedim ilk başta. Sonra doktor dedi ki yani böyle ufak ufak damlaya damlaya kan. Bir ay sonra ayakta öleceksin. Hastaneden çıktığımda kızım beni tanımadı. Girdiğimde 58, çıktığımda 39 kiloydu. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey anlatmasını istemiyorum. Ya bu kadar tepki gösterme. Ağlayınca şuulum kayboldu. Niye ağlasın benim gelinim ya? Melek. Melek. Dur sen daha çıkabilir miyim? Ay hadi. Program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Enerjimiz enerjiniz olsun. Her günkü gibi günün tadını çıkarın. Burada yarışmak isterseniz de www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707. Gelin dönün, kızalım şu gelinlere ya da kimse. Aleyna Hacer abla, ne oluyor? Ya öyle bir bağırış çağırış nedir yani? Tartışma soyunma odasında gerçekleştiği için de kayda da girememiş ekip. Hani ne olduğunu da aslında göremedik ama ben birebir duydum yani. Konu ne? Sabah sabah makyajımız yapılıyor tabii. Bir baktım üzerine bir body giymiş. Göbeği görünüyor. Dedim ki kızım başka bir şeyin yok mu? Bana yok anne başka bir şey falan. Böyle saygısızca. Öyle bir şey demedim kesinlikle. Benim hale fön çekiyordu. Anneme doğru çevirdi. Bana dedi ki senin üstünde başka bir şey yok mu dedi. Ben de yok dedim. Bunu yeşimden aldım zaten. Allah razı olsun yeşime. Olsa zaten giyeceğimi söyledim. Sen... Yoktu. Ben normalde pantolon... Kıyafet mi mevzu yani? Üzerine giydiğini beğenmedi. Evet. Çok açıktıydı. Böyleydi. Hayır öyle değildi bir kere. Hayır açık falan değildi ya. Lütfen ben durduk yerde... Ben boşu boşuna sinirlenmedim Aleyna, beni sinirlendirmeyin. Ya Nursel Hanım gerçekten dedim ki, açık sen değildi. Bizim soyadımızı taşıyacaksın. Bu şekilde çocuk değilsin artık. Sen evliliğe bir yol... Ne alakası var? Evliliğe... Bana öyle bir bağırıyor ki herkesin içinde. Ben sustum ve kaçtım oradan. Tabii. Evliliğe bir adım atıyorsan giyinişine kuşanışına dikkat edeceksin. Ben zaten giyinişime... Bitti. Ya oğlunun yanında da ben öyle giyiniyorum. Bunda ne var? Oğlumun yanında da mı öyle giyiniyorsun? Evet öyle giyiniyorum. Tamam Aleyna. Ben babamın yanında, annemin yanında öyle giyiniyorum. Bir kayınvalide bu kadar karışır mı yani? Karışamaz. Gelininin giyeceğine. Ama artık dikkat etmesi lazım Nursel Hanım. Bazen kıyafetlerine dikkat etmesi lazım. Konuşamıyorum da ya sinirimden. İşte onu anlayacak şey de değil mi? Hani evlenmeye karar vermiş. Ne bileyim güzelce o kadar. Güzelce söylendiği zaman karşılığında başka bir şeyim yok. Ses tonuna dikkat böyle etmen lazım. Böyle bir şey lazım. Yapmadım. Kızların hepsi duydu. Ben dedim ki duydunuz yok dedim. Duydunuz mu? Olsa dedim giyerim dedim. Oradaydım ben de ama bence söyle yeşim. Hacer Hanım aslında giydiğine falan o kadar öfkelenmedi zaten. Konuna, tavrına. Aynen. Ki ama ben Aleyna'nın öyle çok tavırlı şey söylediğini de düşünmüyorum. Yok dedim hani olsa yani, öyle giyerim dedim. Fön çalışıyordu. O fön çalışınca bayağı yüksek çıktı sesi. Hmm. Hani fön çalıştığından dolayı. Sizce giydiği çok şey bir şey miydi? Yani hayır. Şu an ekranda olmayacak bir şey miydi yok, giydiği? Yok bana göre giyebilir. Giyebilir ya, bana göre şey. De giyebilir ama hani... Şey olarak biraz açıktı yani. Kendi tarzlarına göre evet annesini kabul etmeyeceği bir şekilde. Yani ama kendine güveniyorsa giydi. Hani isteyen istediğini giyiyor burada. Kendine yakıştırıyorsa sonuçta ekrana çıkıyorsunuz. Nursel Hanım bizim tanıdıklarımız, çevremiz, akrabalarımız var. Artık dikkat etmesi lazım. Yani bu bekarkenki olduğu gibi olmaz. Dikkat etmesi lazım bazı şeyler. Ben mi söyleyeyim çocuk mu yani? Olayı başlatan beni dinlersen sensin.
Hayır, kişisel ben alanına değilim. Girmişsin. Bunları evet. Önceden konuşmanız gerekiyor. Hayır, ben buna katılmıyorum. Kesinlikle de giyim kuşamına dikkat etmesi lazım. Eğer bizim soyadımızı taşıyacaksa da dikkat edecek Nurzel Hanım. Hiç ağlama, beni sinirlendirme yine. Ağlama yeter artık. Ağlama. Aa, yeter artık ya. Her zaman sen, her zaman sen. Biz haksızız. Git o zaman, nasıl giyiniyorsan giy. Şimdi bu tavırda söyleyince ben onun annesi kesilirim, ablası kesilirim. Kimse... Giyemez bu... Nurten Hanım. Bize göre giyemez bu. Ya size göre derken sen çok kapalı giyiniyorsun. Hacer abla da ona laf söylüyorsun ya. Benim kapalı giyinip giyemedim. Ben çok açık giyinmiyorum. Yeter. O da bir can bu. Evlat 21 yaşında ya. Gerçekten ya ben şu an gerçekten... Ben anlıyorum, anlıyorum. Bak ben var ya çok sinirliyim yani. Evet, odadayken yani. Ben insan. Oradaydım yani. Tamam ya. Tamam. Aleyna sen sakinliğini koru, sen saygını koru. Sen doğrusunu yapıyorsun, tamam sakin ol. Azıcık fazla müdahale ediyorsun. Sen beni dinle. Bak herkes gitti, hadi bakalım buyurun. Yok öyle deme. Orada başka bir olay oldu. Ne oldu? Gönül teyzenin ruju sürülüyordu, ağzını açmış. Hacer anne de dedi ki ağzını niye açıyorsun sen dedi. Aslında Tuğba sert verme. Biz mimini gördük ama Tuğba'nın önünde biz olduğumuz için Tuğba'nın mimini Hacer anne görmedi. Görmeyince tepki verdi sandı. Sabahleyin gerçekten şaka olarak bir şey söyledim. Arkadan dönük Tuğba burada görmüyorum. Sana ne diye yüksek bir ses çıkınca ben dedim ki Tuğba'cığım ben şaka yapmıştım dedim önümü döndüm. Sonradan ardından Ayana ile de böyle bir durum gelişince ben artık patladım. O bence başka şeylere sabahtan gergindi zaten. Sana patladı. Evet bana patladı. Genel olarak burada makyaj yapılırken de gergindi zaten. Kız fark normalde edin. De bağıran çalan bir değil. Değil yapısında. Ya hayır ya makyaj yapan Zümrüt'e de bağırıyor. Sinirleniyor ona evet, da. Evet genel bir gergindi genel zaten. Genel gergindi zaten bugün. Hadi kızlar gelsin. Ben senin arkadaşın olarak gerçekten... Gerçekten söylüyorum bunu. İnan ki. Çok konuşma. Sen yine saygın aynen, şeyini sen bozma. Kendi işine bak, boş ver. Sakin ol. Gönül abla ne ben, diyeceğim söyle. Nusen Hanım daha hiç bu olaydan hiçbiri olmayacaktı. Ben Aleyna'nın üstündekini gördüm. Daha bu olay olmadan kızım dedim bunu giyme bak dedim. Ya. Ye sorabilirsin. Ay ben şort giymeyeceğim zaman bana bu şortu giy diyen gönül annem bunu söylüyor. Anlamadın aşkım ama bak şimdi onun kayınvalidesini bildiğim için uyarmadım Aleyna söyle. O da sana ne dedi? Gönül teyze beni uyarmadı. O da sana ne dedi? Benim giyecek bir şeyim yok dedi mi? Demedi bana. Beni o kıyafetimle gördü. Bir bana, saat neredeyse bana, öyle dolandı tamam, ve sen karışma gibi Aleyna. Bir şey yaptı. Ya. Tabii bana demedi. Hacer iyi mi? Hiç kavga çıkmayacaktı. Hacer iyi mi? Su içiyor. Hacer abla iyi misin? Hacer abla iyi misin? Eli ayağı tutuyor. Kendine gel Hacer. Şeker verelim mi? Onun şekeri var. Bir şey şeker verelim mi? Bir tane küçük. Bir tane kesin şeker verseniz. Abi bir yudum su iç, toparlı nefes al. Sen kalk şöyle bir yine titriyor ya. Hayır, hayır, o kendini ifade edemediği zaman titriyor, ağlıyor. Ha, şekeri de var. Çünkü şu an böyle şey bir hissediyor. Tane çay şekeri. Tamam bir açılalım şöyle tamam, bir. Açılalım. Hadi bir açılalım hızlıca. Hacer'cim bak şey hep böyle yapıyorsun. Kendini şimdi ifade edemediğini düşündüğün zaman. Ben kendimi o kadar iyi ifade ediyorum edemiyorsun. Ki. Ben bu böyle konularda yaparak... eğitim de aldım. Kendimi çok güzel ifade ediyorum. Ama insanların böyle ikili oynamasından nefret ediyorum. Aşkım bir küçük ara verelim. Başlayamıyoruz şu anda. Bir küçük ara verelim. 5 dakika bir kendimize gelelim. Yiğit sağlık ekiplerini yolla aşkım. Siz hayata bir kere göz açarken ben üçüncüyü açtım. Nasıl yani? Ay, burnumda bir eğrilik vardı benim. Daha sonra üzerine çok ağır bir darbe aldım. Aldıktan sonra o beni... Ameliyat olmayı kabul etmedim ilk başta. Sonra doktor dedi ki yani böyle ufak ufak damlaya damlaya kan. Bir ay sonra ayakta öleceksin. Hastaneden çıktığımda kızım beni tanımadı. Girdiğimde 58, çıktığımda 39 kiloydum. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey anlatmasını istemiyorum. Ya bu kadar tepki gösterme. Ağlayınca şuulum kayboldu. Niye ağlasın benim gelinim ya? Melek. Melek. Dursana çıkabilir miyim?
Ay, ne oldu? Kız kardeş gibi böyle kavga ediyorsunuz Allah sürekli. Hadi Hacer, bir kendine gel. Hacer, her gün böyle bir insana üstüne gidersen o kadar senin içine dert olur. Ha, doğru. Vallahi dert olur, yapma. Sal ya. Yapma, onun nişanlısı var, kocası var, sen karışma. Ekranda da ya. Nişanlısı da görecek, rahatsız oluyorsa o uyarır. O sana ne oluyor, bırak ya. Senden daha mı değerli sağlığından? Kendine dert ediniyorsun ya. Aa, sal, bırak. Kendine gel. Kendine yapıyorsun kendini. Kendine Hacer, haydi kalk. Dağ gibi kadınsın sen. İyi miyiz? Birazcık molamızı verdik. He? İyiyiz. Hacer'cim, iyiyiz. Hacer abla güçlü kadınmış o zaman. Hadi bakalım. Bir moral alkış alalım mı ya? Hacer'e, bize. Hadi. Aman, üç günlük dünya. Bırak kim ne istiyorsa yapsın. Kocası karışsın, kocası kızsın ona. Aman. 3, 2, 1 kaldırın örtüleri. Bugün Kıbrıs pirohu mantısı yapıyoruz. Ay mantı. Pirohu de diyoruz biz. Yani herkes sanırım değişik söylüyor ama bugün mantı yapıyoruz şekerler. Ha, evet. Hadi yazalım. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 200 gram beyaz peynir, 2 adet soğan, 1 adet sivri biber, 1 çay kaşığı pul biber. Sos içinde 3 adet domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 su bardağı su, 1 çay kaşığı pul bibere ihtiyacınız var. İnce açan bugünün yıldızı olur. Kayınvalidelerim, haydi öpüşün ayrılın. Siz hayata bir kere göz açarken ben üçüncüyü açtım. Nasıl yani? Ay, burnumda bir erilik vardı benim. Daha sonra üzerine çok ağır bir darbe aldım. Aldıktan sonra o beni... ameliyat olmayı kabul etmedim ilk başta. Sonra doktor dedi ki yani böyle ufak ufak damlaya damlaya kan. Bir ay sonra ayakta öleceksin. Hastaneden çıktığımda kızım beni tanımadı. Girdiğimde 58, çıktığımda 39 kiloydum. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey anlatmasını istemiyorum. Ya bu kadar tepki gösterme. Ağlayınca şuulum kayboldu. Niye ağlasın benim gelinim ya? Ay, süreniz tam 45 dakika. Mantı. Hazırsanız güçlü güçlü lütfen eksi almayın. Lütfen eksi almayın. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş nasılsınız? Bulduk, hoş bulduk. Sağ ol. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. İyi değiliz, iyi değiliz de ya Hacer Hanım. Gerçekten ben sana sabah üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Sen niye kendini telafi ediyorsun? Ben Aleyna'yı da suçluyorum. Nişanlılı bir kız böyle dekoltolu elbise giyemez. Aman Beyhan sen de o da genç. Neden giymesin? Ya tamam genç olabilir. Onlara göre o da giymek için özeniyor ya arkadaşım. Bizim hatalarımızın bir sözü vardır. Bir yaşında ya. Bir yere gidiyorsan onların bir gözü körüse sen de gözünü kapatacaksın. He. Aferin sana. Bak bir gözünü kapatacaksın. Evet. Bak bunların örf adeti varsa sen öbür tarafta yaşantını unutacaksın, bunlara başlayacaksın.
gelmek istiyorsan. Aynen. Aynen öyle. Hayatım o da biliyordur ya, az çok bilmiyor mu? Biliyor ama bak ben sabah olaya şahit olmadım. Ama şunun ağlamasına içim parçalandı ya. Bence Hacer haklı. Gelin gelinliğini bilecek, bilmesi gereken. Evet. 21 yaşındaysa nişanlanmasaydı. Yani. Nişanlanınca da kaynanasını, kayınvalidesini dinlemesi lazım. Bak onun, aslı asaletli bir kadın bu kadın. Şey işini, aşını bıraktı, onu peşine geldiyse o da buna saygı duyması lazım. Günaydın kızlar. Günaydın. Bana gün aymadı ama. Sana almadı mı? İyi olmaya çalışıyoruz her sabah malumunuz. Bir olay yaşadığımız için bir güne de şöyle sakin başlasak şaşıracağım zaten. Valla olaylar beni etkilemedi biliyorsunuz, dün çeyrek aldım. Melih! Teşekkür ederim. Git git o taksın taksın. Ay güzelim. Oturdum ya güzelim. Yola yürüyeyim ya buraya alayım. İkinci günden. Çünkü sen çeyreği dün aldın, bu sabah olaylar oldu. Olsun, beni etkilemedi ya. Ben dün daha dünkünün heyecanını bugün atamadım. Yani nasıl olaya kayıtsız kalabiliyorsun? Çeyrek ya bu kadar olaya... etkili bir faktör mü? Bir şey söyleyeyim, olaya kayıtsız kalmadım. Şöyle, demek ki burada şey bilezik falan alsa kayınvalidesini burada unutup gidecek. Yok canım yok, ben sen değilim, karıştırma. Olaylara kayıtsız kalıyor musun Yemelekciğim? Bak şöyle, kayıtsız kalmadım. Ben Aleyna'yı anlıyorum. Tam yaşı daha küçük, hani bizden küçük. Giymek isteyebilir. Ya istek arzuları ya bak olabilir. Zaten bak, giysin canım, ben bir şey demek istemiyorum ama. Bir şey ama. Söyleyeyim mi? Giyebilirim hani. Ya ben eşin izin kendi baba evimde de öyle giyiniyorum. Eşin izin veriyorsa giyebilirsin değil. Bir kadın giymek istiyorsa giyer. Bak, bir de şu var. Eşi kim ya? Ya bak, eşinin de kendine güvenmesi lazım. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Sen hep böyle miydin? Bu evet, ben hep böyleyim. Böyle hep bilerek aldılar değil mi? Senin evet, böyle hep böyleydim. Evet, hiçbir şekilde resimlerinde de var. Bak, hiçbir şekilde değişmedim o ben. O zaman bunun üzerine gitmeleri gerekmiyor bence. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Tuba doğru bir şeye parmak bastı. Orada dedi ya sen Aleyna'dan daha şey giyiniyorsun. Hani böyle çok giyimi farklı olan bir kayınvalide olsa anlarım. Kendisi de o şekilde o tarzda giyiniyor ben yani. Ben crop giydiğini de gördüm burada yani. Ben de açıkçası çok konu daha da alevlenmesin diye şey yapmak istemedim. Zaten gerginler. Benim kayınvalidem balon gibidir. Uçar uçar ama minicik bir darbeyle patlar gider. Aa. Öyle de demek ya Aleyna, sen de şey sessiz. Bak, bir şey söyleyeceğim, sinsi değil. Zaten şey şu an alevli gelip bize patlayacak. Ben mesela kayınvalidemin kaç senelik gelinliği karşısından geçip bir kere saygısızlığım asla olmamıştır. Biz daha eskilerde kayınvalidemiz bize bir şey der diye dört etrafında dönerdik. Ben etrafında dönmesini de istemiyorum. Zaten kendi kızım gibi olmuşun arkasını topluyorum. Siz de görüyorsunuz. Sürekli çevresinde ilacına kadar getiriyorum. İlacına kadar ağzına. Karşılığı bu mu olmalı sizce? Bekarken herkes istediğini giyebilir ama bir eş adayın varsa, nişanlıysan giyiminden tut oturuşuna kadar dikkat etmesi gerekir. Tabii. Yanlış anlama. Şimdi şu an kendi ismini değil eşinin ismi de var. İki taraflı düşünmesi lazım. Biz öyle büyüdük. Aynen öyle. Benim annem derdik aman yavrum bak bunu giyiyorsun ya eşin kızmasın, eş adayın kızmasın. Nişanlı biz öyle büyüdük. Evet. Kızmasın aman kuzum derli toplu. Laf dur, gelmesin. Laf gelmesin diye. Melekciğim peki sana ne takıldı? Nişanda bir şey takmadım falan diyordu. Kayınvaliden evet. Mi? Evet. Evet takmadım sana nişanda. Sana yani bilezik takılmadı mı düğünde? Yok düğünümde takıldı. Yani eşim kaç taktı. Kaç tane takıldı? Eşim 5 tane 30 gram bilezik, bir tane Trabzon seti. Tamam eşin. Aha, kayınvaliden? Kayınvaliden bir tane bilezik taktı. Aa! O kadar mal, mülk, ev, yat, kat. Sonuç? 30 gram bilezik. Bir kaç gram? 25. Aa 30 bile değil. Yok bir dakika dün burada şey konuşmuyor muydu? Kim? Benim senin dükkanım, villam. Her var, şeyim var. Ona bana bir, benden bir şey istemesin. Ben ona 10 katı veririm diyen. Sen yoksa ondan bilezik istedin de o yüzden mi? Yok kız. Hiç öyle birine ha. Benziyor muyum? Aşk ha. Olsun. İstemediysen sana daha fazla yapması lazım. İşte ya. O da eşim. Daha çok yaparım ben. Kendi eşim yaptığı için yapmadı sanırım. Peki kayınvaliden neden oğlunun taktığı bileziği ben taktım diye övünüyor? Mal sahibi o diye mi yani? Yükler onun diye mi? Ya yok canım benim eşim kendi işi var zaten. Kendi işini yapıyordu. Ama onun annesinin dükkanında değil mi iş yeri? Hayır canım. Niye üzerine alınıyor ben taktım diyor? O hani büyük şey ihtimal sizin söyleyeceğinizi tahmin etmedi. 6 bilezik taktım. Bir tane taktı diyor ya.
Bak. Olsun öyle der, o kelin işte. Hayır, o önce takmış, sonradan da düğünde takmış. Aynen. Ya bak sen anlamadın. Bir tane diyor, ben gelin de ondan... Diyorum ki ben... kaynanan bir tane taktı, evet. Eşim 6 tane taktı. Tamam, eşine de ortak kim aldık veriyor? Bilezikleri. Eşi hayır, veriyor, annesi öyle. Veriyor parayı da alıyor. Yani hep beraber biz çalışıyoruz. Bir kesenin içine koyarsan... 6 tane de çıkar, 7 tane de çıkar. Bir kesenin içine koymazsan biri oraya da kaçar, biri bu yana kaçar. Valla normalde çok bonkörmüş. Ben yetişemedim o döneme. Kız Melek Hanım, ben sana 6 bilezik takmadım mı sen? Bir tane mi taktım? Aha, yeni can kuşu. 6 bilezik taktım koluna, bir tane mi takmışım sana? Bir tane taktım, sana hepsini Erdal taktım. 6 tane baktım, 6 tane. Erdal, Erdal. Sus be! Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen, ya kaynanan taktı, kocan taktı, o taktı, bu takmadı. Sana kim taktı? Eşim kim taktı. Ne taktı ya bu kıza? Hiçbir şey anlamadım. Eşim taktı, eşim. Bu gelinlere ne verirsen... Doymuyorlar. Şuna bak ya, Sabah, daha kaç gündür bunu met ediyorum. Benim gelinim şöyleyi, benim gelinim böyleyi. Benim gelinim ne alırsan al, gelinler evinden getirmeli ya, oğlanların malını alıyorlar. Onlara veriyorsun işte. Oğlum için verdim, gelinime verdim. Ya. Ondan sonra o inkar ediyor. Varsın etsin, boş ver. Sen düğünü nasıl yaptın? Ben düğün yapmadım. Ne yaptın? Sadece nikah mı sadece? Nikah nasıldı? Onu merak ediyorum ilk önce. Nikahım gayet sadeydi. Hatta yönetmenim de var. Sade. Sade. Sen o elbiseyi giydin. Kız gelinlik giydim de yani sade bir nikah yaptım. Nikahta gelinlik mi giydin? Evet. Bir dakika ben sadesini merak ediyorum ama. Yönetmenim bir verir misiniz kayıtları? Ben bu tahmin düğün. Ettim. Yok, sadece nikah salonu orası. Bence düğün sende. Sen nikah salonunu mu kiraladınız? Düğün orada mı yaptınız? Yok kız, ne düğünü? Sadece nikah salonu, nikah tamam kıyıldı. Hayatım, düğünlerde zaten nikahlar kıyılıyor. Tamam. Hani düğün öncesinde kıyılıyor ya nikah. Bence çok güzel olmuş. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Davulcu yoktu diye mi düğün değil diyorsun? Bir tek davulcu sadece yok. Davulcuyla mı düğün oluyor? İşte sen öyle anlıyorsun, davulcu yok diye. Öyle mi düşünüyorsun? Tamam, bunun neresi düğün gibi? Şimdi sen bana onu açıkla. Düğün yapmamana tamam. Bir şey demiyorum. Normal yani. Zaten nikah bence yeterli. Ya bu kadar ikinci evliliğini yapıyorsun. İstemede giydiğin mesela o beyaz gelinlik gibi gözüken şeyi nikahında giysen. Ya Allah'ın seversen neresi kadar... gelinlik değildiğin streç elbiseydi o. Aa. Streç. Ne streci? Streç nerede bir gösterir bir streç? Hadi buralar oradan. Buralar mı tüyler müyler? Ne oldu yani, kabaracan diye korktum. Gelinlik nasıl hayır olmalı be. Ki? Hem de bana fikir oluyor yani, ben evleneceğim ileride. Gelinliğin güzelmiş yani, düşünebilirim bunu. Ederim. İstemede olan da gelinlik. Hayır. Hayır, istemede öne çıkan şeyler birisi gelinlik, biri de eniştemin Michael Jackson beyaz çorapları. Heh. İki bir takım olduk, sen oradan anlamamışsın. Bak vallahi billahi ben bu meleğin abartısından yoruldum. Yoruldum, hepsi yoruldum, doğru, yoruldum. Hepsi doğru, hiç abartmadı. Aynısını hepsini yaptık. Ya ne doğrusu ya, bu ne? İkinci bahar diye daha, ikinci aynı, bahar. Bir şey söyleyeyim arkadaşım. Çünkü ben kendim öyle istedim. Dedim ya senin ki, istemeni geçtim ben. Her ne isterseniz yapın dedim, her şeyin karşısındayım dedim. Gerçek söylüyorum. Andım vardı, ya andım. Ya bir şey söyleyeceğim, nikahta gelinlik mi giydi? Bir şey he? Söyleyebilir miyim? Belki gelinliğinde giymemiştir Beyhan Hanım. Şey, nikahta gelin, bir gelinliği var hala dolapta asılıyor. O zamanın parasına 7 milyara diktirdi onu. Aparte öyle istediler, ben de istedim yani, ben gerçekten kayınvalide kendim öyle istedim. Kayınvalide istemiş. Dedim ne isterseniz, neyse bak o zamanın parasına 7 milyara diktirdi gelinliği. Şey, dolapta asılıyor, kıymasın ona bakmaya. Dedim ki birini verelim dedim. Bir karbana verelim dedim, dolapta asılacağını dedi, kızlar giyer dedi belki dedi veya olan zamanda ne olacak belli. Onlar çok değer oluyor ama annenin çok. Gelinliği ileride. Gelinliğin kaçıncı çağda yaşıyorsunuz? Gelinlik torunlara giyinilir mi? Giyinilir. Annenin gelinliği kıza giyinilir. O ne oluyor biliyor musun? O çok antika özel oluyor. Antika evet. Ve de özel bir kelime. Manevi bir değeri oluyor. Ya Allah aşkına ben sizin fikrinize hiç ama 20 sene sonra şey dönüşüyor. Ben katılmıyorum. Benim şeyim model öyle yani. Benim arzum öyle.
Ben kendim söyledim. Benim komşum kızına kendi gelinliğini giydirdi. Kendi gelinliğime de onu giydirdik. Ne gerek vardı masraf ettiğine? Hayır, ben elin gelinliğini niye gelinime giydireyim? Yoksul bir aile değilim ki. Sormama neye giydiriyorsun? Yoksul bir aile değilim ki. Bir başkasının gelinliği olan gelinimi geline sanırım. Kadın diyor ki alımla şanımla gelinliğimi de alır giydiririm diyor. Aynen öyle. Yani siz benim gelinliğimi eleştiriyorsunuz ama siz benim hayat hikayemi bilmediğiniz için... Ne oldu? Onlar eleştirir. Şöyle, siz hayata bir kere göz açarken ben üçüncüyü açtım. Nasıl yani? Ay ağlama. Yani şöyle bir ağır bir ameliyat geçirdim ben. Geçmiş olsun. Burnumda bir eğrilik vardı benim. Daha sonra üzerine çok ağır bir darbe aldım. Aldıktan sonra o benim beyne giden damara saplanmış. Aa! 2 hafta boyunca doktorlar dedi ki işte %90 ölüm, %85 felç riskim var. Tabii kızım Allah o zaman 2 yaşında. Hani çocukların da. Tek bir tane kızım vardı işte o zaman. Ha. Ayrıydım zaten. Hani ölüm korkutmuyor. Yani çocuğun yalnız kalacak. Çocuğum yalnız kalacak, kız çocuğu. Onun düşüncesiyle zaten ameliyat olmaya kabul etmedim ilk baş. Sonra doktor dedi ki yani böyle ufak ufak damlaya damlaya kan, 1 ay sonra ayakta öleceksin. Ne yapacağız? Ameliyat olacağız. Ne kadar sürecek dedik. Hani 2-3 saat fazla sürmez dedi. 8 saat sonra çıkabilmişim ben o ameliyattan. Önce ilk 30 saniyede bir kalbim durmuş. Daha sonra annem dışarıda bir şeyler olduğunu anlamış herkes içeriye koşturunca. Annem demiş ki kızım mı öldü? Hani söyleyin ki Belina'yı oradan götürsünler. Daha sonra doktor demiş ki hani hiçbir şey yok. Çünkü doktor bana dedi ki önce Allah sonra ben seni buradan çıkartacağım sen korkma. Çünkü ameliyata bir de kızımın kıyafetleriyle girdim ta ki narkoza kadar. Narkozda benden almışlar onu. Daha sonra tam ameliyat bitti derken ikinci bir şekilde de kalbim duruyor. 10 gün sonra hastaneden çıkabildim. Girdiğimde 58, çıktığımda 39 kiloydum. Şaka yapıyorsun. Kendimi toparlamam 2 ay oldu. Yani o 2 ay süre zarfında ilk hastaneden çıktığımda kızım beni tanımadı. Kucağıma gelmedi. Resmin var mı peki o dönemden var. Hiç? Evet. Bir tanesi var. Diğerlerini gerçekten baksanız kaldıramazsınız. O kadar. Şaka yapıyorsun ya. Bu benim 39 halim. Ay kıyamam. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş yani, olsun. Çok sağ olun. O yüzden eşim gerçekten benim hayatta tekrar yeniden sil baştan başladığım, bana hayat veren insan. O yüzden sanki her şeyi hiçbir şey yaşamamış gibi tekrar onunla yaşadık. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bunu bir anne olarak söylüyorum. Sen şu anda neyi anlattın biliyor musun? Hastalığını anlatmadın. Ben evet. Hastalığını yaşarken çocuğun neler yaşadı ve neler hissetti? En çok oraların senin canını yaktığının farkındayım. Ya şöyle benim 17 yıllık bir çocukluk arkadaşım var. Dışarıda Beyna'ya çok sevdiği bir içecek var Beyna'nın. Demiş ki sana bundan alayım mı? Annem kalksın da beraber içelim demiş. Yani benim de kalkamayacağım. Çocuklar mı? Anlıyor. Gerçekten anlıyor. Seni çocuğuna bağışlamış yani Allah. Sen güçlü bir kadın. Ben senin ne hissettiğini anlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Ay yavrum. Öyle bir şey yok. Öyle onlara anlatmasın Melek. Öyle bir şey anlatmasını istemiyorum. Tamam. Biz güçlü olmak zorundayız. Aynen. Siz annesiniz. Meleğin içinde kalan bir şey. Üzülmesini istemiyorum diyor. İstemedim. Onun vardı ne istese de yaptım. Benim çocuklarım izlerse çok ayıp olur. Biz böyle şeyler
hiç tutmak ve konuşmak yani. Asiye Hanım bak şimdi, gelinin sade rahatsızlığını, hastaneye yattığını... Ama ağlamasını istemedim. Orada ağlayınca şuurum kayboldu. Ben ağlamasını istemem. Niye ağlasın benim gelinim ya? Ya bu kadar tepki gösterme. Benim gelinimin en iyi şeyi olmasını istedim. Ettim mi gelin, ettim mi dedi. Her istediğini de yaptım. Her şeyini de yaptım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bu canım. Gelini daha çok seviyorsun galiba. Hayır. Hep gelinlerimi severim. Herkes benim ucum, benim kızım. O öyle, o benim, o benim ama diye bir şey yok. Ama onun üstüne çok düşüyor. Hayır. Asla. Benim anladığım kadarıyla Asiye Hanım'ın kendine göre bir prensipleri var arkadaşlar. Aynen o prensiplerin öyle. Dışına çıkmak istemiyor. Başka bir derdin mi var Aleyna ile acaba? Sonuçta ne giyeceğini, ne yapacağını bilir. Biri de karışacaksa kocası karışmalı. Benim oğlum karışamıyor ki. Benim oğlum konuşamıyor bile. Çocuk sustu. Oğlum yeter ya. Oğlum yazık ya. Her şeyi oğlum alıyor diyor. Madem niye alıyor o zaman? Açıksa evet. Saçıksa. Ben sen başka bir şey değil de çocukla küsüp ayrılacağım diyorsun. Ya ben öyle bir şey çocuğu yapmıyorum ya. Oğlum yeter. İnsan göz yaşları. Ağla devam et. İnanın. Devam et. Böyle yapmaya devam et. Beni kötülemeye devam et. Kimsesiz kaldığını hissettim bu kızın ya burada. Ben gelinini bu kadar rencide etmene izin vermiyorum. Beni kesinlikle bir anne yerine koymasını istemiyorum. Ya Hacer abla ya. Pirohu mantımız nasıl olmuş? Pirihu diye de diyen var. Pirişko da diyen var. Ruslar da çok yapıyor. Kıbrıs'ta çok yapılıyor. Osmanlı mutfağının çok sevilen bir mantısı nasıl olmuş peki bizimkiler? Mantımızı aslında ince açmış gelinimiz. Güzel kapatmış, bayağı üçgeni gayet güzel gözüküyor. Sadece çok fazla haşlamış bence. Önce kızarttılar, sonra haşladılar. Sosu da bütünleşmemiş. Ya aslında çok lezzetli bir sosu var ama biraz daha kaynaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Kötü değil ama aradığım da bu değil. İkinci tabağımız... Yemez olaydım oldum resmen. Görüntüsü de güzel değil. Çok kalın yapmış, güzel kapatamamış. Kızarttığı yerlerde bazı yerlerini yakmış. Haşlarken çok haşlamış. Sosu hiçbir şekilde olmamış. Şu an birinci tabağın sosu bayağı güzel kaldı gözümde. Sosu da olmamış, mantısı da olmamış, kapatması da olmamış. Üçüncü tabağımız. Açar açmaz zaten yüzüm aydınlandı. Sosu renginden de belli zaten. Kamerada görüyordur. Çok güzel rendelemiş, çok güzel bir sos yapmış. Çok iyi pişirmiş, rengi de dönmüş. Aynı zamanda yine mantılarını çok iyi kapatmış, kızartmış ve güzel de haşlamış. Şu an 3'te 3, bir tık fazla haşlanmış gözüküyor hepsi. Bu da fazlaca yumuşak ama... Mükemmel bir tabak var şu an ikisinden sonra. Çiçek. Son tabağım. Bunun iç harcı bence çok başarılı. Gerçekten baskın bir şekilde böyle ağzımdaki tadı hissettim iç harcında. Mantılarını güzel açmış, ince, güzel kapatmış. Daha iyi kızartmalıydı. Çok iyi kızartamamış ama her şey yolunda. Bence sosu da fena değil. Keşke bir tık daha kaynatsaymış. Yoksa güzel rendelemiş. Pürüzsüz güzel bir sos yapmış.
Bütün kızları tebrik ediyorum. Bence fena değil, zor bir yemekti. Hepsi de sanırım eksiksiz yapmış. Hadi puanlayalım. Birinci tabak görüyorum ki her şeyle eh işte bir tabak. O yüzden 3 puan alıyor. İkinci tabak külliyen biri hak etmiş. Hiçbir şekilde olmamış. Üçüncü tabağımız yıldızlı 5 alsın. Helali hoş olsun. Mükemmel bir tabak koymuş önümüze. Dördüncü tabak da derdine yansın. 4 puan. Sosunu biraz daha kaynatsa, mantısını kızartsa kesinlikle 5 alırdı. Hadi bakalım kimlere kaç puan gitti? Haftanın ortası gibi 1 puan, 3 puan kime gidiyor acaba? Üç puan acaba hangi gelinimizin oldu? Tuğba. Ben şu çok pişireni Tuğba olabilir mi diye düşündüm. Yanılmışım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Burada da bir 4 puanım var. Çok güzel bir tabak. Acaba hangi geline ait? İç harcını en çok hissettiğim tabak buydu. Güzeldi. Bakalım kimmiş? Aleyna. Yok, Aleyna oldu. Şimdi burada 5'i Melek mi kaptı, Yeşim mi? Günün yıldızı belki de tam puan alacak gelini. Bakalım kim? Yeşim. Çok tebrik ediyorum. Ve hayretler içerisinde Melek'e bakıyorum. O kadar kalın yapmış ki hamurunu, çok şaşırdım. Rendesini, domatesini iri iri bırakmış, kaynatmamış. Ne oldu ki acaba? Hemen mutfağa koşup çayınızı, kahvenizi doldurmalısınız. Çünkü sıra kayınvalidelerde. İlk kayınvalidem Asiye Sultanım. Merhaba. Merhaba. Hep sarılası geliyor. Aynen, güzelleri görünce kucaklıyorum. Ya güzel. Senin güzelliğin o. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bak bakalım neler olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Muhammed Celle Celaluhu. Sanki biraz ekşi, mayış gibi. Hı. Ama domatesindendir bence. Mayış geldi bana. Hı hı. Yani tadı, güzel beni meşk edecek tadı yoktu. Hı. Anladın mı? Onun çok için. Önemli mevzu. Geçiyorum. Geçelim. Bundan daha bu içinde şey var, malzemesi daha güzel yani. Bol içli seviyorsun aynen, sen demek ki. Aynen, ya hepsi mandalina içinde bir şeyler olması gerekiyor. Sade tahta gibi olması gerekmez. Evet, daha ne olsun. İkiyi daha çok beğendin sanki. Aynen. Bire göre. Hadi üçüncü tabağımıza da bakalım. Sana. Şey, içinde malzemesinin güzelliğine bak mesela, değil mi? Dolu dolu mu? Aynen. Mandalina yapılır. Yani bir yufkaya açı da birbirine yapıştırma olmaz ki. Açmasını da beğendin mi? Değil mi? Güzel. Güzel. Aynen öyle. Sanırım bu tabağı da beğendin. Aynen öyle. Son tabağın. Son tabağında içi sosu şey değil ama yağsı, tadımı... Anlamadım. Da, içi ne? İçi onu da boş sadece. Boş tek gibi. İçinde malzeme olan mandi budur. Hmm. Mandiyi de yaban kişi böyle yapması lazım. Tamam. Sadece yufkanın içine az koyup da onu biriktirmeye değil. İçine bir şey koyuyorsun, şey yapıyorsun, mandi biz de yapıyoruz mesela. Yediğimizi anlayalım değil Anlan mi? Anlan öyle yani anne onun için. Onun sosu ve açması nasıl, mantısı? O da ince açmış. Hepsi ince. Bir de fark bunda var, azıcık kalın. Tamam. Açtı onu. Hani mandi tadı verilen bir şey bu yani. Tamam.
Sosunu da beğendin mi? Beğendim güzel. Onda be ekşilik falan yok, yok mu? Yok, ilk başta gibi vardı ama bunda evet. Yok. Şimdi yorumlarını hatırla, bana güzel puanlar ver hadi. 2. 4. tabak 2 puan. 5. 3. tabak 5 puan. 3. 2. tabak 3 puan, 1. tabak 1 puan. Ne kadar kararlı puanladın. Bilmem artık. Vallahi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. Teşekkür ederim. İlk kayınvalide puanları tutalım şekerim kenarlarından şöyle. Tuttum. 2 puancık verdi sadece bu tabağa. Bakalım sahibi kim? Aslında Asiye Sultan sadece içini boş buldu. Aynen. Onun dışında bir kusur bulmadı ama sadece 2 puan verdin. Cimri davrandın bu tabakta. Aç görelim. Tuğba. Çünkü senin gelinin benim kadar hamarat değil, hamurda açamaz. Asiye abla ben sana iç harcını vereyim ye. Duruyor, biraz kaldı. İç harcını yememek gerek yok, içine kusaydın. Asiye bakın teyze, ben size söyleyeyim. Bir saniye ben bir bakacağım benim mantımın içi dolu mu boş mu? Bak. Bence bana göre dolu ama sana göre boş. Yerim seni canım. Beni yeme, bana puan ver. Ben verdim. Sizin kaynanan bir veriyor. Ben bak, yani iki verdim, bak, yetmedim bak, sana. Bak beyaz peynir. Piştiği için. Ama şuna bak. Bak şimdi. Ama şu bir şey ama şuna dokunamayız açılmadı. Ama şuna bak. Kalın hamur. Mandi tadını, mandi şerefini o verdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Mantıken ince hamurun içindeki peynirin biraz daha ısı görünce erime ihtimaline karşı kalın hamurun içindeki peynirin erime oranı sizce de farklı olmaz mı? Aynı mantıken değil. En dolu kardeş, oysa kalın hamur ya. Kardeş, buyurun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abla. Demek ki aynı yaptığınız o nasıl yapılacağını biliyordu. İçine de mandinin malzemesini koydu. Ha. Öyle yaptı. Ben de ona 5 verdim. Nasıl sen ona nasıl 5 verdin biliyor musun? En kalın hamura vermişsin. Evet. Nasıl evet abla? Mantı dediğin... Mandinin şey tadını aldığım mantının için. Mantının baş kenti neresidir? Kayseri'dir. Kayseri'de nasıl yaparlar? Zar gibi yaparlar. Ben Kayserili değil olmadığım için ben Karadeniz usulü yaptım. Karadeniz'de açmayı bilmiyorlar mı? Karadeniz'e laf söyleme. Ben Karadeniz böreği çok yedim. Zar gibi açarlar. Onlara laf söyleme yani. Öperek. Kalın olan hamur ekmek oluyor. Ekmek zaten ekmek değil. Siz ekmek yerine koyun. Nereye koyarsanız koyun. Ben öyle bak, bu kadar kabul ederseniz bu kadar bir mantı. Bu kadar bir mantı. Bundan bile belirgin zaten de. Bu kadar bir mantıya az önce 5 verildi. Şaşırmıyorum nerede artık. Benim açtığım hamur? Nerede burada. Benim el emeğim? Tabak da ben sana gene 2 verdim bacı. Bir şey söyleyeceğim. Sosu nasıldı? Sosu güzel. Hamurun inceliği nasıldı? İnce. Ama içinde şimdi dur. İncide harç dur. Yoktu. İncinde harç dur. Yoktu. Nasıl yoktu abla ya? Yok ya incecik lütfen bir şey bekar. Lütfen ya sen var ya abartma ya. Özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Gel. 3 puan bakalım kime gidiyor? Asiye Sultanım'dan 3 puan alan gelinimiz. Kaldır görelim kimiz. Melek. Burak. Gelininmiş ya beğendin olsun. Sen bu tabağı biliyor olsun musun? Olsun canım benim hepsi gelinim. Böyle bir şey yok. Ben, ne güzel. Benim gelinim bu gelin benim asla söylemiyorum. Ne bu kadar abura verdi bu kadar. Ne diyeyim? Bir şey deme hakkın yok canım kızım. Niye böyle bir şeyler söylüyorsun? Söylüyorum. Sen benim hiç mantımı yemedin mi? Yedin. Ben zar gibi açıyorum. Kardeşim Tuba ben hemen tanımak bakacağım. Zorunda değilim. Tanıyamadım. Ya be, tanım, vermedim. O da benim, o da benim. Anne, ama ben şey, öyle bir annem. Şey yok. Tanıyıp tanımaman önemli değil. Ben buraya geldim gideceğim değil. Öyle bir şey demeyeceksin. Kurban olayım. Bir dön bir bak şuna. Tamam içi dolu sevebilirsin de. Harbiden kızın dediği gibi kafası kadar ya. Ama açılınca bakacağız o tabağa. Ya kafası kapat da değil. Mandinin bir kere açılmadı. Şerefi var. Öyle bir şey yok. Bu da güzeldi. Bak ikisinin ikisi. Bak kızım. Mandi yediğin zaman yiyeceksin. Yaprak gibi acı da onu böyle yapıştırmaya tamam, gerek bak, yok. Bu yaprak gibi değil ki bak içindeki peyniri ya var. Ya kardeşim sana da 3 verdim yetmedi mi? Yetmedi tabii. Yetmedi sen ne yapayım? Ya ne yapayım değil. O bulacaksın kadar. Vereceksin boy göster. Bulamadım vermedim. Boy göster. Kabul edersen nasıl yaptı biliyor musun? Kabul edersen öyle kabul edersen bir şey yok. İnceden kalına doğru en kalına 5. Diğerlerine mandi, düşün. Mandi yabana... Mandi dediğin ince olur. Mandi dediğin kalın olmaz. Bir şey söyleyeyim. Mandi yabana mandi puanını verdim arkadaşım. Gel. Aa.
Bu tabağda tam 5 puan verdin. Tuğba çıktı, Melek çıktı kendi gelinine 3 verdin. Ya Yeşim ya Aleyna 5 puanını kaptı rakipler. Kapsın. Oh. Kapsın. Oynayan kazandı. Ne yapalım? Öyle bir şey yok. İki rakipten birine rakip kayınvalideden en sevdiğimiz şey oldu. Puan geliyor. Aç görelim. Kızlar sevinecek. Aleyna. Bak bir şey söyleyeyim Aleyna'dan önce. Aleyna yetiştiremedi bile ya. Aleyna yetiştiremedi bile. Ama güzel yapmış. Yetiştiremedi. Evet, afiyet olsun Asiye teyze değil mi? Güzeldi. Çok lezzetli. Yetiştiremedi ya. Yok, yani rakiplerimi savunacağım aklıma gelmez. Ama hepimiz yetiştirdik. Sen zaten beni savunmuyorsun ki. Sen kendini savun ilk önce. Yetiştiremedin. Yetiştirdim. Yetiştiremedin ya. Evet yetiştirdim. Hepsini ben fazladan yapmak istedim sadece. Ben de fazladan yaptım. Ben ya fazladan mesele... yapmak istedim. 36 tane değil. Ben de yaptım. Aleyna'ya kızma. Ben de yaptım. Aleyna'ya kızma. Onun poğaçasına 5 veren kayınvalidene kız. Şimdi Aleyna kızıyor. Ben tabağıma bakabilirim. Aleyna beceremeyebilir. Ona da kayınvaliden kızıyor. Ama çok güzel yapmış. Ya daha güzel yaptın değil mi? Seninki de güzeldi. Ama gezdirme, hiç geçirme. Ama ya sadece bu büyük. Şey, tadı veren oydu. Küçük. Tadı veren oydu. Gayet de güzel yani. Başka bir cümle beklemiyorduk Aleyna. Gelip kavganın evet, yağı. Bir şey söyleyeceğim. Bu aynı mı? Bu da aynı. Benim ya, tabağımda üç verdi, gibi kalınlara anladın mı? Yüksek benim puan verdi zaten. Benim tabağıma söylüyorsun. Sen kendi tabağına bak. Bir dakika ben kendi tabağımı ne zaman Aleyna, konuşacağım? Aleyna lensi gözlük vereyim. Hayır ben gürlüğü istemiyorum vereyim. Gözlük. Benimki seninkinden daha ince. Şuna bakar mısın? Allah'ını seversen neresi ince ya? Ya göz. Bakın. Ya. Bakın sen kalınına bakın. Bak bak. Yalnız gel. Biri 5 aldı, biri 3 aldı. Gel, hadi gel. En kalınını bul gel. Ya en kalınını da göstersen de yine ay şuna bir bakar mısın ya? Bu ne şekli yok. Ya şuna bir baksanıza Allah aşkına. Hangisi şekilsin. Kalın? En azından şekli var. Zaten İçin kalınlık dolu sıralamasına dolu. Göre verdi afiyet puanlamayı. Olsun. Gel gel. Ay gülüyor vallahi çıldıracağım ya vallahi. Ya ben ince hamur açıyorum. Benim hamurum nasıl 2 alıyor ya? Bizi böyle bezdirmeye mi çalışıyorsunuz? Bu da bir strateji mi? Çok merak ediyorum. Seni bezdirme, beni bezdiriyor. Ben 1 aldım. Ben 1 aldım ya. Yapamadın onu. Siz bak yine aynı konuyu açacağım. Melek diyecek niye açıyorsunuz ama lokantanız var ama merak ediyorum. Değil içine girmek önünden geçtiniz mi? Buyurun gelin. Bir şey ben söyleyeceğim. İstiyorum. Az kavrulan salçada ekşilik olur. Domatesi iyi pişmemiş. Sen ne yapıyorsun? Oynayacağım. Ağlama çocuğum, niye ağlıyorsun? Sana ağlama ya. Yakışmaz bize. Bize giriyorsun, şak yapıyorsun. Neyine evet şak yapıyorsun? Kurban olayım ya. Hiç verdim sana, yetmedi mi Melek? Yetmedi. Ben buraya geldiysem kendim için gelmedim. Ben çocuklarım için geldim ya. Benim çocuklarım da bunu izleyecek ya. İzlesin. Her şeyde bir dua alsınlar. Bir şey olmaz. Neye dua alsın ya? Allah'ını seversen git ya. Sen de ağlıyorsun. Bak, ya. Ay yok. Yağmur suyu döktüm gözüme. Oy canım benim. Hayır ya insan ağlama, der ki. Ağlama. Bak gerçekten hani övünmek için de söylemiyorum. Ha, çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Yemin ederim önümüzdeki ay ben onları yurt dışına maça yollayacağım. Her gün idmanlara götürmem gerekiyor. Ben burada onlar için çabalıyorum. Beni bu yola sen çıkarttın. Bir de şunların ağzına laf veriyorsun. Yok daha bir şey söylemem sana yazık. Ben üzüldüm sana. Ben burada strateji nasıl yaparım? Biraz gözlemledi. Dedi ki gelinlere psikolojik baskı yapayım. Bu şekilde bezdirebilirim. O taktiği uyguluyorsunuz. Bizle dalga geçer gibi gülüyorsunuz. Ama evet. Siz taktiği gelininize niye uyguluyorsunuz? Onunla çıldırtıyorsunuz. Ben gelinime hiçbir şey uygulamıyorum. Gelinimi kız ağlıyor ağlıyor. Gelinimi çok sever. Ağlamaz o. Siz dalga geçer o gibi kadar. Konuşursanız o da der ki ciddiye almıyor. Kasıtlı kötüye verip buradan gitmek istiyor. Ağlamaz. Benim gelinim aslandır. Ağlamaz. Ya ağlıyor ya. Tabii ki benim gelinim de olsa silerim gözyaşını. Kötü mü? Kız sen Allah aşkına konuşma ya. Ya neden konuşmayayım? Kız yetiştiremedin. Ya bak, yetiştirdim anladın mı? Yetiştirdim bak, ben şekillerine bitirdi. Önem verdim. Mantının her şeyi Aleyna, aynı olsun biz istedim. Konuşurken gençler burada sen al oklavayı orada biraz pratik yap. Ha, biz konuşalım. Ya. Yemek konuşalım. Ben video çek bir de böyle. Ha. Önüne koy baka baka yapsın. Bak gitmek istiyorsan bile bana söyleyebilirsin. Ben derim ki tamam bana söyledin. Ben de dedim burada konuyu konuşma dedim. Haklı. Bak bunlara malzeme vermedim. Ne kadar yanında dostla dursa bunlar... Diğerlerine aran mı bozuk? Ama bak mı bir şey yapmaya çalışıyorsun? Bir aranızda bir şey mi gençler? Asla. Gelenin bir tanedim. Bu kelimeleri burada söyleme dedi. Sen döndün bir daha söyledin. Söyle. Söyleme.
Tabii Aleyna'nın gerçekten yapamadığını bildiği için götürdü ve ayda onu çıkıyor. Bilerek diyor. Ben diyor Aleyna'yı. Evet. Meleğe yüksek. Bilerek veriyorsan şimdi sen benim emeğim yazık değil mi harcıyorsun? Ha, o da harcıyorsun, bizi de harcıyorsun. Size de verdim ama. En güzel tabak sana tabağını de ben. Hani onu kışkırtmak mı istiyorsun? Gelinle mi üzmek? Bak üzüleceğini biliyorsun, bak şu anda halde. Melek ne anı yavrucuğum sen ya? Ay, ya bak ben seni sabah duyardım. Tamam, İçeride bir şey deme. Tamam anneciğim. Tamam. Ya babam senden de öyle dedi ama. Kayınpederler önemsemiyor. Aa 3 aldı diye ağlıyor. Olay o değil. Biz burada vallahi alın terini döküyoruz. Bak çoluğunu çocuğunu bıraktığında kimse ailesini bırakıyor, kocasını bırakıyor. Hepimiz buraya bir emek. Emek boşa gittiği için üzülüyoruz. Mesela sadece orada bir çeyrekle ya değil, evet, çeyrek değil. Ya evet, hani biz diyor ya seni bulurdum ama götürdüm ben yine de elenmek için götürdüm. Ona 5 verdim. O daha ağır mı gidiyor? Aşkım, ne oldu? Ya Nursan Hanım, ben sabah da söyledim. Dedim ki bak tamam gitmek istiyorsan bile hani burada söyleme ki. Ya şimdi bunlar evet, biz hepimiz burada rakibiz. Arkada ne olduğumuzun önemi yok. Dedim ki ağızlarına laf verme. Nereden vuracağını seni biliyorlar. Dedim ki gitmek istiyorsan da tamam ben bileyim. Ya ben bileyim ya. Bu kadar ağlayacağını bilsem benim. Ama bir de ne dedi biliyor musunuz? O yetmiyor gibi. Ben de Aleyna'nın pişmemiş tabağını bilerek 5 verdim. Senin olduğunu çözdüm çünkü yanındakinin dedi. Neden? Öyle verdim işte. Ama bak ben de kızacağım sana. Bak kız, kaç yaş bir... Hep kızın. Hayatım. Hep kızın. Öyle hayatım, istedim, öyle yaptım. Bak bir şey söyleyeceğim. Beni bir dinle. Ya. Burası bir yarışma ya. Bu kız da bir... Melek ağlama lütfen. Ama nasıl ağlamasın? Hala devam ediyorsun. Bak bilerek verdim. Ha demeyeceğim, tamam. Deme. Tamam. Yarışma burası. Bak gerçekten çok tamam, ciddi arkadaşım. Bir ödülden bahsediyoruz. Çocuklarımı bıraktım diyor. Kaynanası olarak yapmayacaksın gel, öyle. Şöyle gel gel. Gel aşkım gel. Gel özür dilerim ya. Gel lütfen, lütfen. Senin böyle ağlayacağını bilseydim yani. Lütfen Melek. Lütfen. Bazen de böyle kayınvalide mağduru olabiliyor gelinler gerçekten. Melek'i çok iyi anlıyorum. Sıradaki kayınvalidem. Hacer Sultanım, hoş geldin. Afiyet olsun. Teşekkür güzel ederim. Mantılarımızı tat bakalım. Tek hoşuma giden şu domates sosu oldu. Hmm. Onu söyleyeyim. Aynı büyüklükte olmuş ama yanmış birazcık. Onu gördüm. Onun dışında diğerlerine bakarak bir genel... Nasıl açmış, nasıl kapamış, el marifeti kapama şekli var. Şöyle, ne ince ne kalın. Hı-hı. Onu söyleyeyim. İçine koymuş olduğu harcın tadını hani çok az koymuş diye gördüm. Tam hani iç harcı ağzıma gelmedi. Hı-hı. Gelen hamur ve sos. Hamuru sevdin mi, pişimini falan? Orta. Tamam. Hani ama yanmış gördüm orada bir tane. Tamam. Hamuru hazırlama şeklinde tuzuymuş, hani yoğurma şekliymiş, açma şekliymiş. Bu daha ince geldi. Allah Allah. Bu kadar şey edeceğim ya. Melek. İdam abi. Melek. Nursan ben çıkabilir miyim? İdam tabii, çok kötü. Tabii tabii. Ne oldu? Hadi. Kız. Ay ne oldu? Ne oldu Melek? Midem çok kötü. Yiğit gel, Yiğit gel. Adam midem çok kötü. Hanımlar, gerçekten bir saniye. Çok kötü. Şuraya... Bir dakika. Melek gel. Şöyle tutabilir miyim? Tamam. Okey sakin ol. Gel sakin. Şöyle. Olabilir miyim şurada? Teşekkür ederim. Onun için ne ifade ediyor anlıyor musun? Ama öyle söyleyince işte ona üzülüyor. Derin derin nefes al. Tamam. Vücudum titremeye başladı. Tamam sakin ol. Vücudum titremeye başladı. Hemen bir su verelim. Derin nefes al. Kasma serbest bırak. Kasma tamam. Ay titriyor. Tamam. Yapma. Yapma öyle. Midem çok...
İçeri gidip uzanmak ister evet, misin? Evet, Nurhan midem gerçekten hadi, çok kötü. Hadi içeri içeri. Tamam, hadi içeri alalım. Hem sağlık ekiplerimiz de bilgilensin. Ben alayım. Müsaadeniz. Siz geçin tezgahlarınızı hanımlar. Gel Melek. Tek başına yapabilecek miyim? Ya, al, sıkıntı yok. Buyurun. Arkamdayım. Ya bu kadar etki yaratacağını bilmiyordum. Sana kızacağım. Ya kızın, herkes kızsın bana. Kızı rezil ediyorsun. Niye rezil ediyorsun? Ediyorsun. Ya ben sabahtan da söyledim ona, küsmeye gerek yok. Küsmüyor ki. Ya bak o, karnına. Onun, o kadın da onun gelinine, benim gelinime beş verdi. Ben de onun yine verdim. Ne var bunda, bir şey yok. Yani ufacık bir şey. Kız burası hediye dağıtma yeri mi? Derin nefes, daha iyi misin? Midem çok ağrıyor. Tamam, de stres yaptın ondan olabilir. Biraz derin nefes al şöyle bir. Aynen. Stres yaptın, normal. Ya hayır ya, deme dediğim halde geçiyor. Diyor ki, de diyorum ki ben mi kimsenin ağzına laf? Oh, midem. Melek, sanki dünyanın sonu mu geldi aşkım yani? Böyle etmene ben de üzüldüm ya şimdi. Ya bak ben sana dedim ki deme. Kimse bak o bir şey deme orada ya. Ya deme. Özür diledim. Ya özür dileme bir yine şey de dinliyorum. Defalarca da özür dilerim. Ağlama lütfen aşkım. Lütfen bana kızım. Desen ki gidelim. Ben tamam diyorum zaten sana. Bir şey dediğim yok. Hayır demedim ben sana. Ama sen orada söylüyorsun ya. Ya benim orada izleyenimde kim var kim yok hepsini biliyorum. Ama şu ben an kayınvalidemiz içinde haksız. Vallahi ben gördüğümü söylüyorum yani. Burası bir yarışma. Kurtlar sofrası. Herkes kazanmak istiyor. Yarışmanın amacı nedir? Aynen. Birinci olmaya çalışır aynen herkes. Yani güne aynen gelmiş gibi davranırsa kayınvalidesi, gelininin böyle yüzü düşer yani. İkinci tabak için yorumum şu. Mantı dediğin içi biraz zengin olmalıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık hani hazırlanırken. Acaba haşlarken de dökülmüş olabilir İşte mi? Bilemiyorum. Yani aldım. Az yani, yok denecek anladım kadar az. İç harcını hissetmedim diyorsun. Bunun... Asiye Sultan da çok benzer şeyler söyledi. Hepsinden sonra karar ver. Belki aynen şef dediyse ne bileyim bir çay kaşığı belki o yeterli. Şimdi şöyle bir şey. Dörtten sonra aynen, yine dört tabak verirsin için etütümü beğendin yaparım. Beğendin sanırım. Bunu. Hayır. İçi az ve sosu çok iyi gelmedi bana. Peki. Ama hamurun açılış şekli güzel. Tamam. Üçüncü tabağın. Sosu çok yoğun geldi bunun da. Açılışı ince. Yine iç harcı yok geldi. Açması güzel. İnce açmışlar ama içinde bir malzeme yok. Son tabağın. Bunun sosu olsun, iç harcı olsun, açılışı olsun ince olmuş. Çok da yoğun bir şey hissetmedim bu tabakta. İçini de gördüm açtığımda. Biraz daha iç gördüm bunda. Nane kokusu aldım mesela. Bu tabak daha iyi gibi geldi bana. Afiyet olsun. Evet. Alayım puanlarını şekerim. 5. Dördüncü tabak 5 puan. 1-1-1. Of. Şimdi sen de atar yaptın bak. Böyle. Bak hiç bir saniye düşünmeden 3-1 kullandın. Birinci tabak 1 puan, ikinci tabak 1 puan, üçüncü tabak 1 puan. Ben yazarım ne olacak? Ama hiç bak üzerine düşünmedin bile. 3 tane 1 kullandık. Bir tanesi önümüzde duruyor. Bakalım sahibi kim? Acımasızca kullanılan 3 tane 1'imiz var. İlki önümüzde. Hazırsan kaldır görelim. Melek. Maalesef Melek de burada yok. Onu savunacak kimse de yok. Gel şu tabağı açmaya devam edelim. Melek gerçekten hiç iyi hissetmiyor kendini. Böyle krize girmiş durumda. O da anlam veremiyor çünkü. Olanlara hayırlısı olsun ne diyeyim. İkinci birin burada şekerim. Sahibi kim? Hazırsan kaldır da görelim tabağın altında yazan ismi. Tuğba da birden nasibini aldı. Çünkü fazla iyi. Çünkü aleyhine bunu yapamaz. Çünkü pişmiş. Çünkü çiğ değil.
Çünkü yanmamış. Hayret. Yani aleyhine alametlerin hiçbiri o tabakta ya yok. Yani neden? Aleyhine şey alamet... Bir dakika dur benimki bitsin. Bol bol ben sana hadi vereceğim. Tamam, aleyhine alametleri o tabaktaki baş göstermiş olsaydı şu an o tabak 5 alırdı. Neden bir verdin Hacer abla bana? İç harcı yok. Sosunu hiç beğenmedim. Tamam, hiç beğenmedim. Okey. 4 tabakta hangisinde harç vardı? En son tabakta vardı. Açtım ve gösterdim. Açtım ve gösterdim. Evet. Ben de gelsen bana gösterir misin? Gel. Daha hangi? Açılmadı. Dördüncü tabağı mı? Evet. Daha o açılmadığı için açamam. Harca göre mi hayır verdiniz? Sen şimdi kestiysen içinde bir harç varsa kenara dökülmesi lazım. Bir şey söyleyeyim lazım mi? Kapandığı için kendim şey yaptım açıldı. İçi açıldı kendisi. Hı-hı. Tesadüf eseri baktım onun içinde harç var. Aa. Ve hepsini kestim. Sizinkilerin hepsini de kestim. İç aa harcı yok denecek kadar aman azdı. Aman tanrım nasıl olur? Niye nasıl? Onu sana sormak lazım. Acaba niye bana soruyorsun? Şefin dediği gibi yapmış olabilir miyiz? Abacığım bunu İyi de şefi ona söylemiyor mu? Diğer tabağa şef söylemiyor mu? Peynir şöyle koyuyoruz dinle ya. Ay bak anlatacağım ben şimdi ona nasıl ama bak olduğunu. Erise de yeşimciğin bir peynir kokusu olur. Biz de yapıyoruz. Koku da yok mu? İnan bak duyamadım. Neden hiçbirinde duyamadım. Domates ve salça sosu ağır geldiği için yok. Olabilir. Ama ona göre şimdi abla. Ben şimdi sosu da tattım. Açmış olduğunuz şekle baktım, içine konulmuş olan harca baktım, kullanmış olduğunuz baharatlara baktım tek tamam tek. Sonuncuda nane, ve sonuncuda nane tadı geldi mi? Nane üstünde aa bile ne vardı ve aa evet nane var. Nane tadı geldi. Biz nane sizinkiler kullanmadık ama. Devam edelim açmaya, senin yıldızını bulalım. İçlerinde iç olarak da en yok çok beğendiğin tabak buydu. Bu tabak ya yeşimin ya da kendi gelini Aleyna'nın. Şu bir verdiğimiz gelinin çıkarsa üzülürsün ya da üzülür müsün bilmiyorum. Çok kızgınsın ona ama hamurunu beğendi. En çok el uğraştırıcı, el marifetini gösterecekleri şey hamurdu ve kapatmasıydı. Beğenmemize rağmen bir verdik. Hazırsan yeşim mi Aleyna mı? Kaldır görelim. Yeşim. Eline sağlık. İstediğiniz gibi yapmış mıyım? Eline sağlık. Bence yaptım. Afiyet olsun. Evet senin bugün gayet asabın bozulmuş. Sen beni buldun, tanıdın, biri verdin ders olsun diye. Kendince ders vermeye çalışıyorsun. Nesi olmamış? İnce dedin. Zaten biz burada hamur açıyoruz ya, ince açmamız lazım. İç harcı dedin, iç harcını da nasıl konması gerekiyorsa öyle koyduk. Diğerlerini de alamamışsan, dördüncü tabakta alıyorsan bir gariplik var herhalde. O fazla koymuş. Vallahi yemin Aleyna konuştu, şok oldum. Doğru söylüyor. Diğerlerini de az az varsa... Benim tabağım farklı diye bir alıyor. Bugün diğeri üç tabaktan farklı diye 5 alıyor. 5 alıyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl bugün kayınvalideler içe takmış. Demin kayınvalide benim tabağıma... Hayır iç yoktu iç vardı mantığından ha, gidiyorum boş ben. Boş dedi benim nasıl tabağıma oldu? Boş dedi mesela. Boş mu dedim? Ha, evet. Benimkine de dedi içinde yok. Sana değil. Hani. Hayır içinde var dedim. Tuğba'yı da gösterdim. Hayır. Diğer kayınvalideden bahsediyor. Ben demedim öyle bir ya şey. Ya peyniri kıyma gibi düşünmeyin. Mesela bence onu başka bir şey siz yakaladınız. Ben öyle tahmin ediyorum. Harç març baharat. Şey baharattan bak. Yeşim hep hayır her zaman ben baharattan var ya, tanır. Ben senin tabağının baharatlı nasıl olduğunu ben tanıyorum artık. Ben sana niye veriyorsun ama, ya bir mesela açıklamama bir izin ver konuşayım yani. Oradaki tek şey açıldığı zaman hepsine de tek tek baktım iç göremedim. Seninkinde iç gördüm. Beni çünkü iyi tanıyorsanız. Mantıda iç olmalı. Bak ne dedim. Abla kızartıyoruz ya biz buna. Açılış şekli tamam mı? Kapanış şekli. Sosu. Bunlar önemli. Ablacığım kızartamamış bile demek ki. Kızarttık yani. Kızartamamış bile. Peynir, o yüzden peynir olduğunuz şey yanmış peynir, bile orada. Yanmış gördüm. Benim değil o tabak. Kızartamamış bile peynirini eritememiş. Hamuruna peyniri geçirememiş. Ama evet ben seveceği şekilde biz yaptım. Biz hepimiz hazırladım aynı eşit şekilde koyuyorsak sen niye böyle... Onu ben bilemem. O zaman sen bana soru sormayacaksın. Abla bir şekilde yaptın neden diye. Diğer kayınvalide az diyor sen çok diyor. Aleyna öğreneceğin çok şey var çok. Yemek dersi verilir. Müracaat neymiş? Benim gelinim şampiyon değil, şampuan bile olamazmış. Ben şampiyonum. Baksana nasıl güzel. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan.
üçüncü kayınvalidem oldu bile Beyhan Sultanım. Aa yine uyumamış. Ha? Azıcık tabiri verir misin? Karar uyumuş. Veremedim. Uyumuş mu? Ben anlarım. Gözünü kapatmış. Bir gözünü dinlendirmiş. Uyumadı. Uyumamışsın bence de. Biraz dinlenmişsin o kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Sosunu yapmış. Yufkasını da açmış. Fena bir tabak değil. Böyle bir içine sinmeyen ne? Böyle bir acaban mı var? Hamuru yapmış diyorsun, sosunu da yapmış. Yapmış da. Hoşuna gitmeyen bir şey var mı? Öyle ses tonundan öyle hissettiğin şimdi, için soruyorum. Yapmış ama bundan güzeli varsa, gene ben lafımdayım. Tabii ki. Bundan güzeli varsa... Gel ben... bakalım var mı? Hamurunu öyle bir ince açmış ki çok güzel olmuş. Ha. Evet. Domatesinin hani sosunu yapıyor ya daha lezzeti var. Aa. Evet. Tamam. Güzel. Bu tabağı beğendim. Ondan daha güzeli var mıymış yoksa şu an kapışıyorlar mı? Kapışıyorlar. Ha. Ben ama bak gene de diyorum bundan güzelini bulursam gene bu puan veririm. Oh beklentin bayağı yüksek bugün. Evet. Üçüncü tabağım, üçüncü kayınvalidem. Gerçekten bugün gelinler yufkayı açmış. Helal olsun. Açmış yani. Bak, bu tabağın da sosu... ...sade... Mantının şekillerini beğenmedim. Ya niye? Benim gördüğüm... İşte. Hiçbirinin mi? Onun mu? Bunun. Hmm. Gene de bir tabak var. Onu da açayım. Sonra karar vereceğim. Her açtığın bir öncekinden güzel çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Son tabağın. Hamuru kalın. Hı hı. Kapatamamış bile. Tamam. Sosu olmamış. Yeterli pişmemiş mi? Pişmemiş. Bunu salçayla sos yapıyorlar ya. Evet. Domates tadı var. Anladım. Ben bu tabağı zaten mantısından da eledim, sosundan da eledim. Tamam. Tek bir tabak var beğenmediğin. O da dördüncü tabak. Hadi bakalım, bugün atarlar, giderler, olan gelinlere oluyor. Sen neler yapacaksın bakalım. Buna bir vereceğim. Dördüncü tabak, bir puan. Çok düşününce kafam karışıyor. Buna da bir vereceğim. Birinci tabak, bir puan. Beş. İkinci tabak, beş puan. Üç. Ah, dört vereyim. Üç dedin, ağzından üç çıktı. Üçüncü tabakta üç puan. E şunu harcadın. Bunu beğenmiştin. Yok onların... Üçüne de aynı yorum yaptım. Aynı yorum yaptım ama şundan... Yok, bunlar iyi. Şu bire yazık oldu. Üçe de yazık oldu. Dört veriyordun, ona da üç evet verdin. Ya. İki tane birimiz var. Bir tanesi dördüncü tabak. Hazırsan öğrenelim sahibini. İlk bir puanın şu tabak ve şu tabağı aynı kefeye koyduğun için seni kınıyorum. Aç görelim kimmiş. Melek. Bir darbe desen indir meleğe. Neyi kalın? Mantıyı yapamamışsın. Emin misin? Yani o kadar açtım ki artık... Açmayı bırak, kapatamamışsın bile. Kapatamamış mıyım? Kalın, evet. Kalın mı? Beyhan teyze gel, yok gel. Ya. Sallamatik gel. Yapıyorsunuz gerçekten var ya. Sallamatik mi? Allah sallamatik yapıyorsunuz. Ya tutarsa o piti piti. Baksana aşkım. Bir o... Hadi bunu bana açıklığını kurban olayım göster. Neresi açık? Hani neresi açık ya?
Ya bak, bak yapamam mısın? Bak Beyhan teyzeciğim. Açık demedim. Kapatama mısın bile şekil? Kapatamamış şekil. Mıyım? Ha. Açıkla kapatamamışsın aynı şey bak. Bıçakla giriyorum içine. Aşkım bak şeklini yapamamışsın ha. Ya sen şekline mi puan veriyorsun? Tabii hamuruna şeklini veririm. Tada veririm ben. Tadı da var. Sosun da olmamış. Neyi olmamış? Sosunda domates kokuyor. Domates tadı güzel kavrulmuş. Marul mu kokacaktı? Domatesle yapıldı. Ya onu güzel kavurursan. Güzel kavurdum zaten. Yok kavuramaz. Domatesini rendeledik, kavurduk, salçayla kavurduk. Daha iyisini sen yap da ben yiyeyim o zaman. Ya ben yapsam sen bayılın. Belli oluyor ağız tadımızdan. Bir de sen şöyle bir şey söyledin yanlış duymadıysam. Bunun sosu az olmuş. Tabaklamaları kim yapıyor? Bu sana 100.000. söyleyişim. Biz mi koyuyoruz o tabaklara? 4 verecektim ona da 3 verdim. Ne yapayım? Ne yapayım? Şekli bozuk. Kafam yok. Karıştı. Sakin ol. Vallahi sinirlendim. Biri neden harcadın peki sen birinci tabağa? Bir şey söyleme. Aynı anda ne yapıyorsun kafan karıştı? Unutuyorum. Aynı yemek yaparken konuşuyorsun. Bir de ne dedi biliyor musun? Bilmiş. Dördüncü tabağa dedi ya puanı verdi. Dur şey yapmayacağım. Fazla düşününce kafam karışıyor. Şu an karışmadı mı? Sen gül. Ben çıkarsam oradan öyle lay lay lom bağla ellerini de volta at eğer oradan. Eğer ben çıkarsam. Şekli bozuk olana vermiyorum dedin ya görüşürüz. Ondan bahsediyorum. Bugün tüm kaynanalar harcadı ya çatır çatır. Arkada ne yiyip yine içtilerse. Yürek yiyip. Beyinleri karışmış tabakları vur yedirdiler. Karşıdan gelsene bak. Hangisini yemişsin en çok? Niye 3 verdin? Aman. 3 numarayla bayağı karnını doyurmuşsun. Afiyet bal şeker olsun. Ağzından da 4 çıkacakken 3 çıktı. Bir de oradan gol yedik. Hadi hayırlısı bakalım kim bu gelin? Bu geline şimdiden geçmiş olsun. Aç görelim. Aç. Şimdi düşünmeyeceksin. Puanı vermeden önce düşüneceksin. Aç. Yeşim. Ben Yeşim dedim. Ben Yeşim dedim. Vallahi ben Yeşim dedim. Yeşim dedin de neden şey yap 5 vermedin? Sosu az koymuş Yeşim. Bir de numara yapıyorsun. Yeşim dedim. Sakin. Çok güzeldi Yeşim hiç gelme çok güzeldi. Şekli bozdu. Sen gerçekten şu an beni... Hiç gelme vallahi hiç gelme. Hiç, çok gerçekten güzel. Tutacağım kendimi. Hiç sakin gelme. Yeşim sakin. Çok güzel. Bana güzel olması yetmiyor. Çok güzeldi. Güzel deme bana. Şekli bozuk dedikçe dedi. Daha da sinirleniyorum. Üçe şekli bozuk bir dedi. Bir de şekli. Şekli bozuk asla. Dedin. Evet bak şimdi de diyor ki asla. Ay şekli bozuk yeşim dedi ya. Ben şimdi ona... Bunu şekli bozuk bak şimdi. Sade. Mantının şekillerini beğenmedim. Ya niye? Benim gördüğüm. İşte. Hiçbirinin mi? Onun mu? Bunun. Şimdi inceliyor çünkü. O oradan benimkine şekli bozuk dersen ben bunu hakaret olarak kabul ederim. Buna bile şekli bozuk demedi ya. Allah'ım dedim burada mi? Geometrik bütün formlar var. Şimdi ölçeceğim. Milim kayarsa bana söyle. Üst üste koyuyorum. Kameralar da çekiyor mu? Şimdi bak ölçtük mü? Milim kayma var mı? Şekli bozuğu yedi. Şekli bozuk kafadan salladı. Çünkü burada diyor ki yok değildi. Neden biliyor musun? Bakış onunla bakış. Çünkü buraya ben senin ağzın içinde mızıldandığını duyuyorum. Bunun sosu yok dedi. Hem sosu az dedim. Az. Hem de. Sen bu tabak daha bak ölçeyim mi hepsini? Bana şekli bozuk dersen bakın. Kamera çekiyor mu şuna? Şekli bozuk olanı yedi ya. Yedi. Midesini de aç bak. Ya ben yaptığım şeyi bilmiyor muyum? Ben milim ölçüyorum diyorum. Milim ölç. Milim. Şekli bozuk. Tamam Yeşim tamam. Ya en azından bir vermedim ha. Evet bir verdi. Bir başım dönüyor vallahi. Şekilsiz de bir verir. Sen burada ne dedin? Hadi beşi de geçtim. Ne dedim ne demedim. Tamam işte boş ver bugün. Hadi vallahi bak ben. Hadi yürü. Gerçekten. Kafanda orada hadi dedin ki bunun sosu az. 3 yıldır bunu öğrenememişsin. Ben daha öğretemem şefin. Benim hangi gün pencereden alıp o tabaklara koyduğumu gördün? Bir. İkinci. Hadi o sosu az diye eledin.
Şekli bahane etme orada sen. Kafadan sallama. 4 verecektin yanlışlıkla, 3 vermek evet ne ya, demek? Bir de lafa şöyle giriyor. Bilmiş bilmiş. Durun durun, hızlı hareket edince kafa, çok düşününce kafam karışıyor. Deyip direkt kafasının karışması tamam, peki. Tamam. Suçluyum tamam. Sen bana bir verdin, sen sana tamamları birazdan göstereceğim. Elime vuruyor. Yok yok, güzeldi Şekli diyor. Yeşim ben tamam. Ben seni biliyorum. Yetme, kurban oğlum tamam ya. Sen orada sosu az yiyin. Ya yani. Yeter. Özür dilerim ya, kırdım seni. Allah Allah. Haklı. Ya ama ne yapayım? Bak şu an 3 kayınvalide var. Üçünüze de şöyle yapmak istiyorum. Özür dilerim. Kendinize gelin. Vallahi kendinize gelin. Bugün ne oldu size? 3'te 3. İnanılır gibi değil. Vallahi ben de şoktayım. Değişik bir gün oluyor. Şu an bir rakibe 5 puan geliyor. Gerçekten elinin arasından kaymaksa bayağı elinin arasından kaydı. E şu gelini nasıl üzülmeyeyim? Üçünü de aynı beğendi ama ona 1 verdi. Hadi bakalım. Aleyna ya da Tuğba 5 puanı kaptı Tuğba rakipten. Şimdi üzülüyorsun. Hazırsan 3. kayınvalidemin altın değerinde puanı 2 rakipten birine gidiyor. Aç bakalım kimi sevindiriyorsun. Tuğba. Yes. Bir tane sütü tadından anlayan kayınvalide geldi. Aleyna tabağını biliyormuşum. 5 aldı. Biliyor bak, kendi ağzıyla beş söylüyor. Aldı. O tabak 5 alınca benim zoruma gidiyor mesela. Ya evet, neden 5 almasın ya? Ben burada çıldıracağım artık. Kendim yerlere atacağım ya. Olur at. Tamam, beğeniyor beğeniyor, sonra geliyor biri veriyor ya. Oh. Hayır, çıldırıyorum ya, ben anlamadım ya. Bana ne? Şekli buzluğa 3 veriyorsun. Ne farkı vardı ya? Şekli düzgün diye mi vermedin? Siz bağırma. Bağırırım, sürekli hakkımı yiyorsun ya. Beğeniyorum beğeniyorum, bir kusur bulamadın. Biri yapıştırıyorsun hep ya. Nasıl, baksana yeter artık şey ya. Sosun rengini. Sen var ya ezberlemişsin. Bir şey beni tanıyorsun, beni buluyorsun. Biri yapıştırıyorsun ya. Benim o kızın tabağına bir tane olumsuz yorum yapmadın. Benimkine daha çok yaptın. Sosu yok bunun. Şekli bir yalnız bir tek de benim tabağıma şekli yok dedin. Şimdi kız ya söylemekte haksızsın. 3 aldın ya. Ne? Şekilsiz tabağında 3 aldın. Hala yükseliyorsun ya. Değil. Oh, yedi yedi şekilsizlere. Değil değil. Allah'ım. Değilse şekli yok demeyeceksin. Sen bana bu malzemeyi bak, verirsen ben bu malzemeyi baktım, kullanırım. Çıldıracağım ya. Beyhan teyze neden böyle yapıyorsun? Ağlamak. Beğeniyorsun. Neden böyle yapıyorsun ya? Sürekli böyle yapıyorsun. Ağlarım tabii, sinirlerim bozuluyor. Vermiyor. Tanıyor ki, biri yapıştırıyor yani. Senin taban genelde çünkü bariz olduğu için. Hayır, benim tabağım gayet güzel. Şekline de bakacağım, her şeyine bakacağım. Ben arkadaşım, orada 2 tane kusur olmuş sos var. Ben hayatımda bu kadar tepkisiz, sesi değişmeden ağlayan bir insan görüyorum. Allah aşkına görüyorum. Beğendi direkt ya. Direkt yüveye basıyor, şunda renk yok. Salçayı kavuracağım diye rengini bozmuş. Evet. Şuna bak, kavuracağım diye salça zaten kavrulur bu arada. Bak rengini bozmuşsun. İçine atıp çorba gibi karıştırılmaz. Çorba gibi yapmadım salça ben. Salça kavurmayı ben sana öğretirim. O tabağı kusur bulmadı, tamam mı? Kayınvalidene sor, çok beğendi benim tabağımı. Nesini beğendin? 5. İlk defa kime gidersen gitsin dedi arkada. Nasıl? 5'i dedi, kime veriyorsan verdim dedi. Ben dedi verdim öyle. Arkada söylediklerine gelirsen söyledi. Sana nasıl puan verdiğimi de söylüyor ona bakarsan. Olmamış, bak, olmamış, bir olmamış. Bir şey yoktu ya. Nasıl? Yoktu benim. Ben nasıl yaptım? Evet, kötü yorum yapmadı, ona katılıyorum. Yemesin işte hakkımı. Ben uzun süredir bu kadar haksızlık yapıldığını görmedim. 3 kayınvalidede, 3'te 3 yani. Bayağı mağdur edilen de gelinimiz var bugün. Günün kritiğini yapalım, bakalım neler oluyor, kime ne olmuş onu öğrenelim. Son tadım Carmen Gönül'de. Başka bir derdin mi var Aleyna ile acaba? Sonuçta ne giyeceğini, ne yapacağını bilir. Biri de karışacaksa kocası karışmalı. Benim oğlum karışamıyor ki. Benim oğlum konuşamıyor bile. Çocuk sustu. Oğlum yeter ya. Oğlum yazık ya. Her şeyi oğlum alıyor diyor. Madem niye alıyor o zaman? Açıksa evet. Saçıksa. Ben sen başka bir şey değil. Çocukla küsüp ayrılacağım diyorsun. Ya ben öyle bir şey çocuğu yapmıyorum. Çocuğu sen ya. Oğlum yeter. Ağla ağla. İnsan gözyaşları. Ağla devam et. İnanın. Devam et. Böyle yapmaya devam et. Beni kötülemeye devam et. Kimsesiz kaldığını hissettim bu kızın ya burada. Ben gelinini bu kadar rencide etmene izin vermiyorum.
Beni kesinlikle bir anne yerine koymasını istemiyorum. Ya Hacer abla ya. Herkese merhabalar. Haftanın tam ortasında salonumuza kurulduk. Keyfimiz yerinde demek isterdim ama herkesin suratı birbirinden asık. Sebebini de siz de biliyorsunuz. Birazdan da aydınlatacağız bazı konuları. Şöyle sandığımı açayım. Diyeyim ki bu altınları kazanmak ister misiniz? Eğer istiyorsanız www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707 yarışma hırsı olan, azmi olan, bu altınları kazanmak isteyenler başvursun lütfen. Asiye abla gibi güne gelmeyin. Gelinlerimden Meleğin gözyaşları içinde geçmiş dönemde geçirdiği bir rahatsızlıktan bahsetmesi nedense kayınvalidesini çok kızdırmış. Buyurun izleyelim. Siz hayata bir kere göz açarken ben üçüncüyü açtım. Yani şöyle bir ağır bir ameliyat geçirdim ben. Geçmiş olsun. Burnumda bir eğrilik vardı benim. Daha sonra üzerine çok ağır bir darbe aldım. Aldıktan sonra o benim beyne giren damara saplanmış. Aa! 2 hafta boyunca doktorlar dedi ki işte %90 ölüm, %85 felç riskim var. Aa. Tabii kızım Allah o zaman 2 yaşında. Ay hani, çocukların da. Hani ölüm korkutmuyor. Yani çocuğun yalnız kalacak. Çocuğum yalnız kalacak, kız çocuğu. Ameliyat olmaya kabul etmedim ilk baş. Sonra doktor dedi ki 1 ay sonra ayakta öleceksin. Daha sonra annem dışarıda bir şeyler olduğunu anlamış herkes içeriye koşturunca. Annem demiş ki kızım mı öldü? Hani 10 gün sonra hastaneden çıkabildim. Girdiğimde 58, çıktığımda 39 kiloydum. Şaka yapıyorsun. Kendimi toparlamam 2 ay oldu. Onların ne ankı? Ya bak hastalığınla ilgili de gelinin sade rahatsızlığını, hastaneye yattığını... Ama ağlamasını istemedim. Orada ağlayınca şuulum kayboldu. Ben ağlamasını istemem. Benim gelinimin en iyi şeyi olmasını istedim. Ettim mi? Gelin ettim mi? Her istediğini de yaptım. Konu o değil ki Asiye teyzem. Ben de bugün sana gider atar gider yapacağım bak. Kız dertleşmiş. Ya ağlayınca ben şok oldum. Ama ne yapsın? Yarası var burasında. İşte Melek... ben hani yarasını bilmediğim için... O ağlayınca ben orada artık şey ya oldu şöyle. Bana. Yani 7 yıllık gelinin bu rahatsızlığını... Ya ben eskileri deşmeyi istemem. Ben eskisine ne varsa var. Önüne bakmayı tercih ediyorsun. Önüne arkaya giden gitmiştir, öne giden ama gitmiştir. Ama yaşananlar öyle. Da burada kalıyor ya aşkım. Ona hak veriyorum bilmediğim için. O ağlarken görünce ona ben de yani heyecanlandım. Neden ağlıyor dedim. Çok ilginç. Bazı anneler yani böyle şey üzüntüden kızıyorlar. Düşse çocuk kızıyorlar. Düşse bir yere acısa ona kızıyorlar. Ben gelinime asla şeylik yapmam ve daha ağlamasını istemem. Çok hep gülsün. Ama herkes güldürsün. Gerçekten bilmiyordum ve çok şaşırdım. Anladım. Yani nasıl bir darbe aldın ki o kadar tehlikeli bir şey yaşadın? Ya şöyle hani ben bunu niye anlattım? Öncelikle hani annem biraz şey yapmış ama hani kızlar işte niye gelinlik giydin? İşte nikah niye böyle oldu? Yorum yapıyorlardı ya bilmedikleri için dedim ki hani hayat bana tekrar yani onlara bir kere doğarken bana 3 kere doğdu. Yani 3.'ye kalkabildim zaten. Büyük bir darbe aldım. Yani o darbe darbe gerçekten şiddetli oldu. Kaza falan mı geçirdin? Düştün daha, mü? Yok değil. Neyse boş ver o kadar kurcalama. Ben bilmedim. Tamam. Ondan sonra her gün kalktığımda böyle sırtım çok ağrıyordu zaten benim. Bir de hep böyle ağzım hani şey nasıl diyeyim kan kokar ya öyleydi. Tabii doktora da gitmiyorum o zamanlar. Kızım çok küçük. En son annem dedi ki hani bir gidelim bakalım doktorda ne var ne yok falan. Kayınvaliden mi? Yok kendi annem. O zaman ben şeydim kızımla yaşıyordum. Bekarsın. Doktora gittik burada. Doktor dedi ki ben seni ameliyat etmem. Dedim neden? Hani Özde de gittim bir de. Dedi ki kızım senin yaşama olasılığın bile yok. Ondan sonra hatta para teklif ettik özel hastaneye de dedi yok. Sonra annem dedi ki Aksaray'a gel ben seni orada ameliyat ettireyim. Çok iyi bir doktora denk geldim. Sağ olsun 2 hafta boyunca anlattı. İşte dedi ki %80 felç, %90 ölüm riskim var.
Hani bunu bir, bu normal bir, evet hani şey diyebilirler, burun eğriliğinden de insan ölür. Benimkisi burun eğriliğinden değil. Benimkinin çok yanlış yer hesaplanmasından dolayı. Ya İçinden ikinci kemik? Evet, buradaki kemik, ben küçükken düşmüşüm normalde, burası kırılmış. Daha sonra bu darbeyi aldığımda buradaki kemik bu tarafa saplanmış. Yani normalde herkesin kendi düz durur ya, benimkisi direkt buraya saplanmış. Nasıl nefes aldın? Yani o kan kokusunu alana kadar hani keşke daha önce gitseydin. İşte o zamanlar beynim küçük olunca kendimi çok önemsemedim. Hani dedim herhalde uyuyamıyorum, yorgunum. İşte çocuk küçük, şöyle iş telaşı falan, okulu. Herhalde dedim bu o yüzden. Sonra ameliyata gireceğim. Annemi götürmedim ameliyata. Neden? Annemi ben söylemedim bu durumların olduğunda. Hani %80 felç, %90 ölüm riskini söylemedim. Annen bulmuş ya doktoru, yanında değil miydi? Yok. Sen tek başına ben mı aldın o haberi? Doktorla baş başa. Kimseye korkmuş. Söylemedin. Yok, hiç kimseye söylemedim. Ay çok saçma, neden öyle bir şey yaptın? Ya şöyle, şimdi anne yüreği, ben nasıl kızıma yanıyorsam annem de bana yanıyordu haliyle. Kızımı abime emanet ettim. Anneme dedim ki sen evde kal, hani Beynay gelmesin. Tabii anne durur mu? Ben hastaneye girdim, annem arkamdan gelmiş. Ameliyata girdik işte. Ameliyata girene kadar zaten Beynay'ın kıyafetleri hep bendeydi. Çünkü ben şey olarak girdim oraya, çıkamayacağım. Yani ben biliyorum çıkamayacağım oradan dedi. Doktor çünkü öyle yani doktor diyor. Ama gerçekten ondan Allah tekrar tekrar razı evet. olsun. Melek bütün dedi, önce doktorlarımızı Allah... buradan yani evet. ellerinden öpüyoruz ya. Şu evet. kaç olursa olsun iyi ki evet. varlar gerçekten. Gerçekten iyi ki var. Bence Türkiye'de çok iyi doktorlarımız evet. var. Evet. Ki... Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Dedi ki önce Allah sonra ben seni buradan kaldıracağım. Çünkü tek çocuğum yani. Kimseye ben anneme bırakırım. Çok güveniyorum. Ama bir çocuk babasız büyür, annesiz büyüyemez. Daha sonra ameliyata girdim. 30 saniye sonra durmuş zaten kalbim. Geri çalıştırıyorlar. İşte ameliyat bitimine yakın tekrar duruyor. En son dışarıdan işte cihazları falan getirirken annem anlıyor. Hani içer, kızım öldü. Oraya varıyor diyor ki hani öldü mü kızım söyleyin. Daha sonra diyor ki doktor yok öyle bir şey falan. Kızımda benim 17 yıllık arkadaşım vardı. O tutuyor aşağıda. Beynay'ın çok sevdiği bir içecek var. Demiş ki Beynay sana hani bundan alayım mı? Yok demiş annem çıksın. O zaman içerim ben. Ay. Tabii anne içeride ölüyor. Belki Beynay'ın içine o doğdu. Annem beni ayağımdan tanımış. Üstüm tamamen örtülü, beni çıkartıyorlar, o şeye geçirecekler. Annem ayağımı görünce demiş ki ölmüş. Çünkü mosmor olmuşum. 10 gün sonra çıktım. Gerçekten bu fotoğraflar bir de en iyilerini attım ben. 58 kilodan? 39 kilo. 39 kiloya ya gerçekten gitmişsin, gelmişsin. O yani diyorum resmen. Gerçekten o fotoğraflar en iyileri. Evet. Daha şeyleri vardı. Öylelikle hani arkadaşlara da o zaman söyledim, ben gerçekten eşimle doğdum. Sanki öncesi yokmuş gibi, onun merhametiyle, sevgisiyle, ya bana değer vermesiyle biz sanki hiç önceki hayatlarımızı yaşamamış gibi yeniden hayat kurduk. Gerçekten yaşayacak ömrün varmış. Evet. Çok ağır bir şey yaşamışsın. Şu anlattığı şeyler... Gerçekten ikinci hayat verilmiş sana, evet. hakikaten. Hani böyle bazen anlatınca diyorlar ki yok canım yok, gerçekten böyle. Hani belki ben de dışarıdan dinlesem ya olabilir mi? Gerçekten oluyor. Oluyor, olmaz mı eşim? Onun ucunda ben ne istesem onu yapsın diye istedim. Aa, o da yaptı. Gerçekten darmadağın etti seni. Bayağı derinden etkiledi, çok kötü oldum. Aynen, ben de ben bak bu olayları bilmediğim için hani Melek niye ağlıyor diye. Kendine de heyecan yaptı. Yani çünkü biz sağlıklı insanlar bile hep şu kaygıyı yaşarız. Ya başımıza bir şey gelse çocuklarımız ne olur? Benim şu an tek düşündüğüm şey bu stüdyodan çıkar çıkmaz ilk yapacağım şey bir doktora, hastaneye. Çünkü ben kendimi gerçekten çok sağlıksal anlamda hep erteleriz ya böyle. Sonra giderim bakarım o konularda biraz ihmal ediyorum. Şu an bunları düşününce diyorum ki kontrol ettir sürekli kendini. Bak ilk yapacağım iş. Gerçekten ölüm diye bir şey var maalesef hayatta. Maalesef. Böyle bir gerçek var. Kendimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Ben bunu bugün bir kere daha anladım. Hatta ben Beynay'ın kıyafetlerini yanıma aldığımda tansiyonu falan da düşmüş. Beni ameliyathanede de beklettiler.
ameliyata girmeden de işte kızımın doğum tarihini yazdırdım koluma. Hani dedim olur da ölürsem tüm kıyafetini vermeyecekler belli. Dedim ben de gelsin. Ama ay, çok şükür çıktık yani. Yani öylelikle çıktık. Asiyeciğim. Ay ben sana da kıyamadım. Ay kıyamam. Ay bugün ne oldu ya? Atarlı ağlamalı bir günümüz. O kadar aslında üzülmesine üzülüyor ki kayınvalide. Evet. Bakmayın öyle kızıyoruz. Kıyamıyor yani. Yok kıyamam. Geç bunları, konuşma bunları. Geçti gitti bunlar. Artık yeni hayatın. Ona kıyamıyorsun. Onun için melek ne istediyse her şeyin karşısında durdum. Ben sana durdum. Kurban olurum. Aferin. Onun için hani niye 7 milyar ekenlik dedi, niye altın bilezik taktı, niye... Oh, helal olsun. Deniz kenarında fotoğraf çekildi, niye 3 tane düğün ettir? Ben isteyerek, and içerek, hoşuma giderek... Aferin. Her şey için melek ne istese, oğlum ne istediyse, onları sevdiğim için i̇yi her şeyi yapmışsın. Yaptırdım. İyi yaptım ki de yani. Düğünü de yapmışsın, anladın iyi ki istediğini mi? De giymişsin. Evet. Geçmiş yine de öyle. Allah senin bak, yine de 4 tane gelinim var. Gene de aynı. Aynı dedi. Hepsi dört dört. Öyle bir şey yok yani mesela. Allah seni çoluğuna çocuğuna amin. Bağışlamış. Amin. Umarım yani bir daha böyle bir şey yaşamazsın. Amin. Yeni hayatında da böyle bir ömür boyu sağlıkla, kocanla, çocuklarınla mutlu ol. Devam edelim. Programın başında biliyorsunuz Hacer kayınvaliden ve gelini arasında bir kıyafet krizi yaşanmıştı. Aleyna ve kayınvalidesi Hacer Hanım tartışma sonrası ikisi de gözyaşlarına hakim olamadı. Bakın neler yaşanmış üzerine de konuşalım. Aleyna, Hacer abla ne oluyor? Ya öyle bir bağırış çağırış nedir yani? Nursel Hanım şimdi sabah sabah makyajımız yapılıyor tabii. Bir baktım üzerine bir body giymiş. Göbeği görünüyor. Dedim ki kızım başka bir şeyin yok mu? Bana yok anne başka bir şey falan. Nursel Hanım gerçekten açık değildi. Dedim ki sen bizim soyadımızı taşıyacaksın. Bu şekilde çocuk değilsin artık. Bitti. Ya oğlunun yanında da ben öyle giyiniyorum. Bunda ne var? Oğlumun yanında da böyle giyiniyorsun? Evet öyle giyiniyorum. Bu kadar basit. Hacer işte, abla insanların bak, içinde değil de mesela bir şeye çekip. Ya Aleyna ona da üzüldü. Hiç ağlama beni sinirlendirme yine. Ağlama yeter artık. Oh. Ağlama. Her zaman sen her zaman sen biz haksızız. Git o zaman nasıl giyiniyorsan giy. O da bir can bu evlat 21 yaşında ya. Ben bir şey demedim. Yok başka kıyafetim giyecek. Ama olsa her... zaten giyerim dedim. Zaten bana sen... herkes için de bağırdı. Evet. Kendiniz de gördünüz. Ben burada oturuyorum ve oradan kaçtım. Hacer abla iyi misin? Eli ayağı tutuyor. Hacer, kendini niye sıkıyorsun ki? Ya? Kendini sıkmasana. Ha kendini yastın, sıkıyorsun. Yastın. Bırak hadi, sal kendini. Azıcık yere otur, azıcık yere otur, azıcık yere otur. Gel gel, Allah anne Allah. Gel. Sal kendini. Nursel Hanım, içinde bir şeyler var anlaşılan. Kendini var tutuyor, tutuyor, de. Patlıyor ve ağlıyor. Hala ağlıyorsun, gözlerin yaşlı. Aleyna diyor ki kendini, ya içinde bir şey var herhalde hani benimle ilgili. Herhalde ondan böyle davranıyor ve ağlıyor sonrasında diyor. Gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Başka bir derdin mi var Aleyna ile acaba? Nursel Hanım hiçbir şey yok da sadece nasıl söyleyeyim size konuşamıyorum. Aleyna ya, kıyafetlerine sürekli müdahale ediyor mu kayınvaliden? İlk hayır, defa mı etti? Evet. İlk defa ediyorsa acaba haklım olabilir mi? Yani şöyle bir şey var, yanıma getirmemiştim. Sadece elbise getirmiştim. Yani üzerime giydim ve öyle de dolaştım. Ya hani gördü de, ya belki anlaşılan daha öncesinde bir şeye canı sıkılmış. Benim de saçıma fön çekiliyordu. Fön sesinden duymadığı için biraz sesim yükselmiş olabilir. Hani yok, olsa giyerim zaten dedim. Hacer, ya öyle bir ağlıyorsun ki şu an. Başka bir şey ağlıyor. Yani başka bir şey ağlıyor gibisin. Evet. Hani bu kadar ne sesi yükseldi diye mi? Nursel Hanım, sen öngörü mü yapıyorsun acaba? İleride eyvah bu kız bana neler yapar mı diyorsun? Ne diyorsun? Ha? Aslında yok Nursel Hanım. Sadece dedim ki bu içeride dedim kıyafetin başka yok mu? Yok dedi bana böyle sinirli bir şekilde. Neyse dedim. Seslenmedim. Şeye geldik. Makyaj yerine geldik. Tekrar dedim ki biliyorum çünkü. Dedim kızım dedim başka kıyafetin yok mu? Bana sesi yükselterek yok işte der gibi. Hani sana ne der gibi.
O zaman da benim artık bam telime geldi. Dedim bu bir saygısızlıktır. Ben sana ses tonumu ayarlayarak bir şeyler söylüyorsam senin de hani aynı tonda yok anne diyebilir ya da anneciğim yok diyebilirdi yani. Sana bu ben öyle yani, söyledim zaten. Yeşim de oradaydı. Hayır, öyle söylemedim mi ya? Belki sen diyorsun ya makinenin sesinden iyi ne ya olursa ben, olsun bak, seninle biz karşı karşıya bir metre bile yok Nursel Hanım. Beni bir dinler misin? Yani duyabiliriz birbirimizi. Yok fön olsa değil. Zaten giyerim Aleyna, dedim. Beni böyle giyeceğim. Yapmasan da o kadın da öyle ama söylemez. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Ya, fön makinesi çalışıyordu. Bir şey vardır ya böyle. Hayır yani. Yok dedim. Hani olsa giyerim yok, yani dedim. Şey. Böyle yapmadım. Yaptım. Ya ben şimdi mesela Aleyna bence az bile tepki verdi. Şöyle düşünüyorum Hacer Hanım bir anda ben ne olduğumu şaşırdım. Ben oradan yıktı. Kaçtım mesela bile. Örnek olarak söylüyorum bunu. Hani Meleği tam tanımadığım için mesela Tuğba olsaydı karşısındaki. Tuğba'nın tepkileri çok daha büyük olurdu o tepkilere karşı. Daha kız ve ağzındaki kelimeyi ben zor duydum. Aynen öyle. Bir de bu kızcağız ben yoktum orada bilmiyorum şimdi. 22 yaşında ya. Neden bu kadar üstüne gidiliyor? Ben ya kızdığım yerler de var. Bugün üzüldüm onun böyle kimsesiz kaldığını hissettim bu kızın ya burada. Sahipsiz kaldığını hissettim. Biz mola veriyoruz ya arada. Odaya giremiyor kayınvalidesi var diye. Köşede oturuyor. O kadar üzüldüm ki. Vah vah tüh. Şimdi bugün ki? Evet. Canı isterse Aleyna kendini çok da güzel ifade eder. Çok da güzel sesini yükseltir. Kendi istediğini de giyer ve bana sormadan da giyer. Ben onun hiçbir özgürlüğünü kısıtlamış değilim. Sadece bir büyük olarak dedim ki bazen bir yere giderken bile bir genç ne der biliyor musun? Beraber bir anne oraya gideceğiz ya oraya gideceğim kıyafeti nasıl seçmeliyim diye bir sorulur yani. Ben kayınvalidem benim kıyafetlerimin çoğunu kayınvalidem yemin ediyorum beğeniyor. Ben diyorum ki bazen bu açık mı? Hayır sen gençsin sen giyebilirsin. Evet. Ben giyemem diyor. Siz gençsiniz istediğinizi giyin. Özüm mü olur? Öyle düşünüyor olabilir. Özüm benim düşüncenize mesela saygım var. Adet, gelenek, görenek. Hani daha farklı istiyor bile. Hayır bak. Olabilir. Öyle değil ama. Tepkisi şeyi yanlış. Hacer abla. Ben kıyafetim. Gelenek, görenekli mi giyiniyor? Kıyafetinden. Size normal geliyor mu Hacer? Bak şimdi sen orada ağlıyorsun. Diyorsun ki bana ama tavır yaptı. O orada ağlıyor. Ay, Nursel Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela sen şu an neyi ağlıyorsun? Tuba'nın söylediklerini mi? Kimsesiz gibi mi hissediyorsun? Ya şu an öyle hissettim. Evet. Aa. Ya bana köşeye çekip söyleyebilir herkesin içinde. Doğru. Böyle evet, yapıp. Doğru. Ben hani o saygısız. Ama bir dakika. Ben öyle tepki vermesine kızdım tepkiyi ben. Tepkiyi veren sensin. Bir şey söyleyeceğim lütfen. Bana ilk önce bağıran ya, sesini bağırmadım ya. Hacer'cim ama yanınızda insanlar var. Bir söz hakkı verir misiniz? Objektif bir şekilde de diyor ki hayır Aleyna'yı ben bile duymadım diyor. Yani aslında orada sanırım sen yükselensin. Nursel Hanım ben ona içeride söylemişim. Bir de gelip orada söylemişim. Ya söylemedim. Beyhan abla sen Hacer Hanım'a hak veriyorsun. Şimdi ben Hacer'e hak veriyorum. Neden? Veremiyorsun bak için gidiyor veremiyorsun. Veriyorum. Aleyna sen o ailenin nasıl olduğunu biliyorsun değil mi? Ne? Biliyorsun aileyi biliyorum. Hı. Örfümüz adetinizi biliyorum. Evet. O zaman sen o aileye gelin gideceksen o ailenin düzeninde gideceksin. La havle ve la kuvvet. Bu bölümü izle. Bu programın ilk açılışında size kimden çıktı o sesler dediğimde sen de kendi tavrını bence kayınvalide olarak izle o anda zaman. Çok sinirlendim. Saygısızlık yapıyor. Aslında onu yapıyor. Eğitiyorsun evet. Ya. Demek ki o zaman bir yerde bir yanlışlık var. Ben kesinlikle hiç kimsenin hayatına müdahale etmem ama şu vardır. Eğer evliliğe adım atacaksa kendi sorumluluğunu bilmeden ziyade eşine karşı sorumluluklarını da bilip tamam, o şekilde yapması gerekiyor. Tamam eşimin yanında da giyiyorum diyor. Ya yanında giyiyor şey ama. Herkesin hayır, yanında değil. Yanında giyiyor. Ya giyiyorum. Heh. Giyiyorum. Biz genciz. Hani batik giyiyoruz. Devam et. Hani geziyoruz. Devam et. Ben annem babam yanında da böyle giyiniyorum. Hiçbir şekilde hani onlar benim giyim tarzıma karışmıyor. Hani ben nerede nasıl giyineceğimi zaten biliyorum. Olsa zaten giyeceğimi de söyledim. Hani getirmedim şık bir şeyler ve body'm vardı. Şık bir şeyler getirmedim. Bence kimse kimsenin bu öyle kadar özeline karışmamalı. Genç kız yani evet. Aleyna daha özenim evlenmemiş, ya. Yaşı gelmiş ama evlenmek üzere. Sonuçta ne giyeceğini, ne yapacağını bilir. Biri de karışacaksa kocası karışmalı. Bence. Benim oğlum sizin karışamıyor ki. Benim ilişkiniz oğlum konuşamıyor bile. Çocuk sustu. Bebeğin yeter sustu çocuk. Susuyor. Ne oldu çocuğa bilmiyorum. Çocuk sürekli susuyor. Benim konuşan oğlum ya sürekli susuyor. Yani konuşmuyor. Oğlum yeter ya. Oğlum yazık ya. Özeniyordur o da genç ya. Geldiğinden beri benim çocuğum benim ya çocuğum. Yeter. Bana ne diyor? Bir şey söyleyeceğim. Bak yine sinirlerim bozuluyor. Her şeyi oğlum alıyor diyor. Madem niye alıyor o zaman? Açıksa evet. Açıksa. Sonuçta. Niye alıyorsun? Sen diretiyorsun. Sen aldırıyorsun.
Ben sen başka izledim, bir şey deyince biliyorum. Çocukla küsüp ayrılacağım diyorsun. Ya ben öyle bir şey çocuğun yapmıyorum. Çocuğun sevgisi. Ağla ağla timsah gözyaşları. Ağla devam et. İnanın. Devam et. Böyle yapmaya devam et. Beni kötülemeye devam et. Oldu mu? Devam et. Sen sadece kocama sorumlu değilsin. Tamam mı? Bana da sorumlu. Hacer Hanım yok ben buna izin vermiyorum ya. Hayır sadece onun sorumlu değil. Bana da sorumlu. Hayır doğru bulmuyorum. Bir kere senin yanında gelin adayın var. Bir sürü insanın içindeyiz. İlk izleyici izliyor. Oğlun da izliyor. Sen oğlun da rencide ediyorsun şu anda. Gidince onunla da konuşacağım. Nursel Hanım bu böyle olmaz. Olmaz. Ama böyle de olmaz. Hayır ne olursa olsun bizim bir prensiplerimiz var, yaşama statümüz var. Ona göre olacak. Ben bu şekilde kabul edemem. Hacer Hanım'a uyması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Ben bu şekilde kabul edemem yani. Ya olmaz. Kabul et. Kendi başına göre. Onu dinlemesi gerekiyor. Benim çocuğumu zaten parmağında oynatıyor. O onun için kolay bir şey. Önemli olan bizim ailede sadece eş değildir. Eşin annesi, babası, etrafıdır. Anne sen de şu an yanında ağlayan, hüngür hüngür, gözünün yaşı olay dinmeyen. Olay mı vereyim Nursel Hanım? Bazı konularda onay mı vereyim? Benim konu istemediğim konularda evet bu gençliğe ya ben bir şey, şey mi yapayım? Giyeceğim. Ya bu kız ne giydi? Bir kere müdahale ederiz. Yani ben Aleyna'yı daha bir kere... Zaten müdahale oldu. Onu giyemeyeceği söylendi yani. Ya öyle bir şey olmadı. Gösterdim. Söylendi. Olabilir dediler. Olabilir dediler. Ben zaten... Burada zaten siz de söylüyorsunuz giyileceği, giyilmeyeceği. O kadar abes bir şey değildi. Yakışmadıysa yakışmamış diyoruz. Rengini beğenmediysek söylüyoruz. Eğilirken bir yeri gözükürse iğne takıyoruz. Hani emin ol biz de sizi çok kolluyoruz. Ben şu anda... Ama hiç o tavırda bana ne haddime Aleyna o üstündekini çıkar ne münasebet. Kimse kimseye dememeli yani. Nursel Hanım ben şu andan sonra kendisi özgürdür. Ne yapmak istiyorsa yapabilir. Evet olması gereken benden o zaten. Benden çıkmıştır onu da söyleyeyim. Beni kesinlikle bir anne yerine koymasını istemiyorum. Ya Hacer abla ya. Hiç istemiyorum. Ya nesi ya? Ben artık gerçekten bundan sonra kendisi özgürdür. Bizim için... Aşkım sen uzlaşmaya çalışmıyorsun. Ne demek bizim için? Ben bizim için siz kimsiniz? Bence otur oturduğun yerde. Sen ilgilendiren olan... Hiç öyle bir şey yok. İlgilendirilmeyen şeylere konuşma bence. Bunu sen biliyordun. Bizim ailede bazen dediğimiz zaman olay getirin. Gidip kendin de giyebiliyordun. Şimdi ne değişti? Buraya gelince ne değişti Aleyna? Sana soruyorum ne değişti? Buraya gelince nasıl ne değişti ya? Ya neden bu kadar farklılaştın? Neden bazı şeylerde üste çıkmaya ve kendini bu şekilde ifade etmeye çalışıyorsun? Ben seninle böyle başa çıkabiliyorum. Anladın mı? Üste çıkarak. Öyle mi? Kendini rezil ederek. Aferin devam et. Ya ben Hay çok, vallahi ya, yeter gitmek istiyorum şu an burada. Hay bakın. Ben de gitmek istiyorum. Ne konuşuluyor? Neden biliyor musun Aleyna kendini daha iyi ifade ediyor? Çünkü ona soruyorum. Soruyorum. Senin neyin var diyorum. O da bana neyi olduğunu anlatıyor. Aslında görüyoruz da senin ne yaptığını da. İyi bak, de Nursel Hanım ben durduğum yerde bana iten bir sebep olmasa ben böyle bir insan mıyım? Neden ben bazı insanların yanlışını görünce söylemeyeyim? Nasıl sen ona şu an burada bu giyilmeyecek diyorsan ben de sana 15 yıldır ekranda olan biri olarak söylüyorum. Hayatım gelin kayınvalidelerle geçti. Ben de senin kayınvalide olarak tavrını doğru bulmuyorum. Ben yöntem, olmayacak şeylere onay vermem lazım. Yöntem bu değil yani. Ben gelinini bu kadar rencide etmene izin vermiyorum. Ben de bu kadar rencide olmaya hiç hakkım olmadığını Bunlar düşünüyorum. Bunlar sizin evinizde oğlunla, nişanlısıyla çözeceğiniz benim konular. Benim oğlum konuşamıyor ki. Benim oğluma ne desen yapıyor. Yani bence hoş değil bu açıklamalar. Kritiğimizi de bitirelim en iyisi bir an önce. Günün son tadımı Carmen Gönül'le. Buyurun. Kız Hacer sakin. Öyle konuşmuyor ya. Tuba'yı da sen. Sadece yanlış anlaşılma var o gelin odasında. Yanlış sadece anlaşılma. İki göz değil. Dört tane göz vardı burada Nursel Hanım. Evet yeşil herkesin, diyor. Ben de herkesin oradaydım. Herkesin baktığı pencereden bakılmaz. Yeşim de söylüyor kız bir şey demedi diyor. Yeşim sen öyle bir lölöle yapıyorsun ki. Orada. Annesi bile ona, babası bile belki böyle höt höt yapmamıştır. Ya kayınvalide demek illa asker gibi başında böyle... Nursel Hanım ben bundan sonra karışmıyorum dedim zaten. Kendi sağlığın için karışma zaten. Bak keyfine yok, bu kadar müdahale kendisiyle. Etmek doğru ne mu? Ne yaparsa yapsın beni şu andan itibaren hiçbir sıfatla beni ilgilendirmiyor. Hayır o doğru mu şu an bu söylediğin? Hayır ilgilendirmiyor ne yaparsa yapsın. Ben eğer bir şey söylüyorsam Nursel bana şey karşıma geçip de kendini ifade etme şekli olarak benimle konuşma tarzını o şekilde seçersen... Bir şey söyleyeceğim. Ben, zaten ben az şey önce... Kızlar kim kendini... Gelin olarak, bak senin kayınvaliden de Asya Hanım da maşalı bir kadın. Böyle konuşur mu seninle bunu giyme falan diye?
Yok. Gelin onu bilir, kadın kadın onu. Kaynana da kaynana. Sence abi. Asiye teyze, tadıma da gireceğiz, bir türlü giremedik. Sence Aleyna şey mi, senin rahatsız olacağın bir gelin mi? Giyim olarak. Giyim olarak da ben ona bir şey demeyeyim. Sadece Hacer'e bağırarak söylememesi gerekiyor. Bağırmamış ki. Bağırdı ya, sesini duyduk ya zaten ya. Ben ama olay bence kıyafet değil. Olay de kıyafet değil. Olay tavır. Kaynanasına hidayet yapması şey lazım. Hadi tadım şey yapalım. Hadi kızlar. Girmeden önce elini öptüm, özür diledim. Ya. Evet. Daha ne istiyorsun bu kız? Sonrasında da sana? Beni gömdün. Herkese karşı kendini böyle şey, böyle hani masumiyettir kazandırıp. Ay Hacer. Evet öyle. Ben gördüğüm şeye bakarım Nursel Hanım. İçinde beslediği şey gerçekten iyi niyetse bunu göstermesi gerekiyor. Derin derin nefes. Sakin oluyoruz. Gönülcüm hadi gel. Şu an tek umudum sensin. Allah ben dedi o. Moraller sıfır. Hadi afiyet olsun. Güzel bir tadım yap. Bismillahirrahmanirrahim. Biber vardı, ben hiç biber göremedim. Ona... İç harcında. Hiçbiri. Yeşil biber vardı. Lor'un içine mi kattılar acaba, kavuracaklar mı, kavurmayacaklar mı biberleri? Merak ettim o beklerken. Yani biber... Ama gözünü seveyim, bibere takılma. Tamam da o ya. O kadar hamur açtılar, kapattılar. Ben hamuru nasıl olmuş? Hadi ben sana sorayım. Hamurun inceliği nasıl? Hamuru kızımız ince açmış. İnce yani, evet. Kalın değil. Ondan nasıl sonra pişirmiş? Önce kızarttılar, sonra haşladılar. Şey olarak Nursel Hanım kızarmış. Hatta fazla bile haşlamış. Su böyle suda daha çok durmuş. Yumuşamış. Evet, yani. Yumuşamış yani. Bir de ben son tadım yani onu şey. Ama sosu bir tık daha şey olsa, kavrulsa daha lezzetli olurdu gibi geliyor. Aslında genel olarak mantısını beğendim. Evet. İç evet. Harcında sanki bir takıldın. Bir sıkıntı, onu da çözemedim. Orası. Sosuna da takıldın. Evet. Günün son. Ama yenmeyecek gibi değil. Şimdi. 3 tabağı. Nursel Hanım bak. Bunun sosu çok güzel olmuş. Hangi kızımız yaptıysa kıvamı çok güzel. Süper. Açması da güzel, şekli de güzel. Hatta içinde lezzet, bunun daha lezzet aldım bu tabaktan. Afiyet olsun. Bundan o kadar alamamıştım. Tamam. Günün son iki tabağı. Nursel Hanım, bu kızımız da en ince açan bu. Hmm. Çok ince açmış. Aşırı hatta ince malzemeleri durduğu için de malzemelerini bile dermiş. Ama sosu yani rendeleyememiş bile. Sosunda bunun da sıkıntı var Nursel Hanım. Bu kadar ince açması sorun mu yoksa hoşuna mı gitti? Çok helal da... olsun mu diyorsun? Bu kadar da değil mi diyorsun? Yok, bu kadar da ince olmaması gerekiyor. Delmiş çünkü. Hoşuna durunca... gitmedi yani. Hmm. Sosunu beğenmedim. Hadi mantı bir derece kurtarır da sosu şey, domatesler bütün bütün neredeyse. Son taban. En kalın açılan bu. Aa. Evet. Yediklerim içinde kalın olan bu mantı. Ama bunun şeyini çok fazla kavurmuş kızımız. Rengi bile koyu olmuş. Domates sosunu. Fazla kavurduğu için rendesini bu da yapamamış. Tam yani şey olmamış, özleştirememiş. Bu da aşırı yağlı. Vallahi. Evet, yaptın yorumlarını. Şu anda bütün finali sen belirliyorsun. Verdiğim puanlar olayın rengini değiştirecek. Alayım puanlarını. Kalında buna bir veriyorum Nursel. Dördüncü tabak bir puan. Buna beşi veriyorum. İkinci tabak 5 puan. 3 veriyorum Nursel Hanım. Birinci tabak 3 puan. Üçüncü tabak 2 veriyorum. 2 puan. Bayağı kafan karışmış belli Elendim. Ki. Çünkü her zaman yapmayacağın evet. Bir puanlama yaptın. Aslında 5-1-1 yapacaktım da.
Bugün değişik kayınvalidelerim. Bugün böyle. 2 puancık verdik bu tabağa. Sadece 2 puancık. Bakalım kime gitti? Bastın 2'yi. Aç bakalım kim çıkıyor? Tuğba gelininmiş. Marifetli olduğu için özür dilesin senden. Ne yaptın? Tuğba en ince açmışım. Tamam. Anne en ince ben açtıysam kaç almam gerekiyor? Ama bak. Anne en ince kim açtıysa mantıda o kimin 5 alması gerekiyor? Tamam ama bir mantı değil sos da var ya. Ben kafamı evet şu baştaki sosa dedi ki sosunu kavuramamış dediniz. Sos da var. 3 verdi ona. O sos, o sosun o rengine 3 verdi. Melemen o melemen. Bana 2 verdi. Çünkü ona bir de sosunu beğenmedi. Çok ince açtım diye mi problem? Çok inceydi Tuğba. Hakikaten mi? Sosunun kavrulması nasıldı? Şey olarak rengi... Anne sosunun kavrulması nasıldı? 5 verdiğine yan yana bak. Hayatım bütün onda rendesi güzel yapılmış. Bunda... Anne imkansız rende yaptım. Rende bize bütün tek olamaz. Taraf veriliyor. Ama geldi aşkım. Gelip bakacağım. Bak. Bana bütün domatesi göstermezsen de kıyamet kopacak. Bütün domatesi göster anneciğim bana. Bak bunlar ne? Ne? Bunlar bütün değil mi? Sen böyle mi yapıyorsun aşkım bak. Tövbe yavrum. Bak. Rende de zaten su olmuyor ki bu arada. Aa, sulu gibi. Anne gerçekten ince açtım diye bana 2 mi verdin? Ama ben sosa baktım. Anneciğim 2 açtım diye hamuru ince açtım 2 mi verdin? Hayatım bak en incesi bu dedim. En kalını bu dedim. Söyledim. Ama sosunu sen böyle yapmadığın için böyle mi yapıyorsun? Hani hamur inceliğini bunun hamur bu kalın hamura 3 verip bana 2 mi verdin? Ama onda bak domatesleri bütün değil. Sen... Bak şöyle eğer Nursel Hanım biberden takma deseydi biberlere göre puan verecekti. Sonra döndü sosa. Anne ben hamuru nasıl açarım? İnce açarsın. Bilmiyorum. En ince kim açar bu stüdyoda? Sen açıyorsun. Tamam. Anne öyleyse neden 2? Ama sosunu da çok güzel yapıyorsun Tuğba. Anneciğim sen. Öyleyse neden 2? Kim daha ince açabilir benden? Hayatım. Benden daha ince açabilen var mı bu gelin? Hani kıyaslama yapıp onu düşünerek verdim de. Ben sosa da değerlendirerek verdim. Sosu değer... Anneciğim sosu geç. Bak sosu geç. Sinirlenmeden şey yapmak istiyorum. Yeterince gergin ortam. En ince kim açarsa senin en inceye kaç vermen gerekir? Bak sinirden ağlayacağım artık. Beni tut bana mantıklı cevaplar ver. Ay Tuğba tamam ince açmışsın sosunu niye yapmadın bak. Hani sosumu çok güzel yaptım. Bak o kadar güzel kavurmuşum ki onlar ayrılmış diğerleri erimiş. Domateslerim eritecek kadar kavurmuşum. Tamam da ama bütünleri görünce ben de... Rende de bütün oluyor zaten. Diğerleri fazla pişirmezse suyunu çekmez, sulu olur. Ay Allah billah. Hamara tız diye 2 aldık. Bu tabağda 3 puan verdik. Bunu da kalın bulmuştum galiba. Evet. Değil mi? Evet. Mantısını kalın bulmuştuk ve 3 puan verdik kime? Hazır mısın? Bundan sonra gelecek her puan, hele bugün çarşamba olduğunu düşünürsek, yani bayağı bayağı hediye gidiyor. Aç görelim kime 3 verdin? Melek. Reyhan teyze, hani benim mantım kalındı. O da kalın dedi bu arada. Kalın demedi. İnce dedi. Nasıl anne mantı? Kıza ama hayır, Reyhan teyze kalın dedi, Gönül abla, Gönül anne kalın ince dedi. Kalın da sos yok, Melek, melemen var. İnce dedi. Vallahi melemen var. Melemen sormuyor, hamuru verdi. Soruyor. Hayır, hamuru kalın. İnce dedi, ince dedi, çok kızartmış İlk dedi. İlk tabaksın ya Melek, yemin ediyorum ya. İlk tabaksın, bilmiyor mantının. Diğerlerini görünce onun kalın olduğunu biliyor zaten. Sende de şeyin sosun dedim biraz daha kavrulması gerekiyor dedim. Mantısı nasılydı? Ya bak şimdi ben içinde onun biber aradım mantının konu biberi için. Biberi zırhtan geçirdik. Hiç yoktu anne, seninkini. Zırhı mırhı geç tamam içinde biberi yok. Kalın. Sosunun kavrulması gerekiyor. 3. En ince bu gelin açmış. Seni de çok kavurmuşum. Bu arada siz o sosa kötü güzel dedi. Demediniz. 4. tabak çok. Dörde kötü dedi. Bunun sosu kavurmuş çok kavrulmuş dedi. Gibi bir şey dediniz. Evet, kalın dediniz. Baştaki anne ne yapıyorsun? Kalın. Ben anlamadım. Yani. Anne ne yapıyorsun? Tadı yok. Kasıtlı mı yapıyorsun? Ya ne kasıt yapacağım Tuğba? Allah aşkına güzel olana vermeye çalışıyorum. Kim yaptıysa mesela diye. O ince açan sen olsaydın 5 alırdın yaşım biliyor musun? Ben ince açtığım için 2 aldım. Benim kayınvalidemin demin yaptığı şey. Domatesler vesaire dediniz ya siz. Şimdi kavurmadıkları için, daha fazla pişirmedikleri için suyunu çekmiyor. Daha sulu sulu. Siz sulu sulu bir tabak aradınız değil mi? Bana söyle benim kayınvalidem de dedi sos yok Yo, bu tabakta. Ben de sulu bırakseydim bana ne diyecekti biliyor musun? Bunu çok suda çorba. Bekletmiş. Çorba diyecekti. Nasıl ona 5 verdin? Gitti? En kalını.
Nasıl rengi güzel işte daha. Anneciğim en kalınına 5 verdin. Renk hayır ya, en kalını bu be ya. Kalın bu sizde benim. Ben şimdi geleceğim ama açıkçası. Kafamı niye karıştırıyorsunuz ya? Sonra geleceğim ya. Yanına bekle. Kalın olan buydu. Siz bütün kayınvalideler bugün bence iyi değil. Veya sen şey bana son kalan günlerde bir var bir gidelim çünkü ben sıkıldım. Gidersiz gidelim. Tuğba çıktı, Melek çıktı. Ya Aleyna ya Yeşim rakipten en değerli, günün en değerli puanını kaptı. Kaldır görelim o zaman. Yeşim son puanı kaptı. Ben anlamıyorum. Tebrik ederim seni. Senin hamurlarına herkes kalın dedi bu arada. Kalın falan yapmadım, kalın açmadım. O tabak kalın. İşte kalın. Kalın falan açmadım. Ben diyorum ki bütün kayınvalideler kalın dedi. Ne açtığını sormuyorum. Evet. Hepsi bak kalın evet. Dediniz mi? Ben kalın ben dedi. Kalın olduğu için de şey peki bu hikayede yanan kim oldu? Verdim. İnce açtığı için Tuğba aslında oldu. Kendim gibi. Ben anlamadım. Bir nasıl de bana iki verip de Melek'e üç verdin anne? Ay Tuğba iki ay iki bir yapsaydınız ya. Tuğba benimkine kalın demedi. Verdin misin ona bak. Lezzetli. Bu kimin lezzetli tabağı ya? Ay. Kimin lezzetli tabağı? Yeşimin mi lezzetli? Evet, domates lezzetli bir tane bak. Dört tane gelinsiniz. Bir tane onda domates. Hani, bulamazsınız. Bulamazsınız. Gönül aynı rendeyi kullanıyoruz. Hepiniz e nasıl geçirdiniz hepinizin? Ama denk gelmeyebiliyor Gönül abla. Bazen aynı şefimiz şey koyuyor ya, rende de kaybolma olayı yok. Mesela benimki de demin tabağımda mesela daha çok parça gelmişti. Kayınvalide dedi ki sos yok. Bunda da mesela en yoğun bana ya denk gelebilir. Hayatım, şef koyuyor bunları. Tamam ben de ona göre verdim. Keşke 5-1-1 yapsaydınız. Birine diyorsunuz ki kalın hamur kavuramamış 3 puan benim rakibime. Ben şu an 5 aldım. Mutlu olamıyorum. 5'e bile şu an sevinemeyecek hale geldim ya. 5 aldım mesela böyle zıplayıp oynamam gerekiyor. Ama şu an düşünüyorum rakibim 3 aldı. Hak etse iyi yorum yapsanız diyeceğim ki haklısınız. 2'yi de ben anlamadım. Çok beğenmediniz. Çok ince olmuş. Ben anlamadım. Tek doğru puan verdiniz şu anda 5 ama onu da şansa mı aldım neye göre aldım bilmiyorum. Bence siz de tabaklamaya takıldınız. Şu tabaklamaya nasıl takılıyorsunuz anlamıyorum. Tecrübeli kayınvalide olarak. Gelinlerim, kalkın bakalım neler oldu. Haftanın 3. günü geride kaldı. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyoruz. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Yeşil. Ne güzel bir şey oldu ya. Gerginim ya bugün. Bugün herkese bir şey olmuş. Ben kendimi toparlayamıyorum artık. Bugün herkese bir şey olmuş. Bu kadar şeyin içinde. Alkış. Tebrik ederim. Gül gül rahatla. Aman ya vallahi beni geriyor bu kadın. Yarın aynı saatte burada olacağız. Siz de davetlisiniz. Hoşça kalın. Gülersin tabii. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 19 puan, Tuğba 13 puan, Aleyna 12 puan, Melek 9 puan. Gelinin mutfakta da şok gelişme. İki gelinin birden çekilme kararı aldı. Ben buraya acı çekmeye gelmedim ya. Bu yarışmadan çekilmek istiyorum. Rezil olacağıma gönderin gideyim. Peki ama neden? Sebepleri de kayınvalidenin.
üstlerinde mikrofon var ya hani yazarak anlaşmışlar. Yok artık ya. Ya böyle bir şey olamaz artık ya. Bu kağıtlarda yarışmanın akıbetini konuştuğunuz yazışmalar var. Yeşim senin kazandığın çeyrek şaibeli onu geri iade et. Cuma günü eğlenirsem en büyük sebebi sizsiniz. Yani emeklerimizin üzerine şaibe konmasını ben kaldıramıyorum. Gözyaşım kurudu artık ya. Gitmek istiyorsanız tutamayız ama artık bu yeter.